Abi ne şanslıyız. 4 arena girdim, 4 drog geldi. İdare eder herhalde bu kart değil mi? Bu benim arkadaşlar en az oynadığım expansion'dan da. Ya arena'da gerçekten hayatımda 2-3 kere falan almışımdır en fazla. Neydi adı? Lotus. Yani sonuçta şöyle bakmak lazım arkadaşlar. Zaten Stranglethorn Tiger'ın otomatik iyisi değil mi? 5 manaya 5'e 5 stealth. Vurup öldürürse tekrar stealth'e geri giriyor. Baya hoş. Oğlum ya. Bunlar zaten dandik bir de yani. Betrayal fena değil. Bunlardan iyidir yani. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bana 4'e 3'ü versinler. Benim bebeğim o. 4'e 3'ü istiyorum ben. Direwolf mu? Direwolf fena kart değil. Tabii arkadaşlar Direwolf Alpha en iyi olduğu kartlar bir manlık yaratıklar değil mi? Çünkü birinci tur bir şey iniyorsunuz. Adam ikinci turun karşısına bir şey iniyor. Ezmek için bam. Yanına inip öldürüyorsunuz adamı. Jugular daha mı iyi? Cutthroat Buccaneer meh biraz. Yani renkte tabi bayağı iyiydi arkadaşlar. Yani 3 manaya 2'ye 4 combo. Yani 2'ye 5 olaymış bari değil mi? Yani atak defans bari düzgün olaymış da kombolamasan da bir işe yarayaymış. Ooo geldi bebeğimi çağırdım. Bu kart gitmiş ya. Vallahi kopartmış bu kart. Bu kart çok manyak ya. Bu da güzel bayağı. Bunu alalım değil mi? Yani arkadaşlar bu kartın güzelliği şu. Şimdi siz niye bu kadar iyi? İkinci tur rakip 3'e 2 oynuyor arkadaşlar. İkinci tur 3'e 2'yi 2 manaya öldürüyorsunuz ve masada bir şeyiniz kalıyor. Bakın. 3'e 2'yi öldürüp bir şeyiniz kalıyor 2 manaya. Bu çok manyak bir şey arkadaşlar. Zaten 2 mana, yani pardon 2 mana 3'e 2 o mana için altın standart zaten yani. 2 mana 3'e 2 iyi zaten. Onu denk manaya öldürüp bir de masaya ekstra bir şey üretmek çok kuvvetli. Bayağı kuvvetli bir kart bu. Ayrıca arkadaşlar da bir şey yapıyor. Neydi adı? Hani combo yandırıyor. Mesela bunun üzerine Cold Blood, Mold Blood. Gerçi Cold Blood çok şey popüler kart değil de. Bu güzel bayağı. Bu da güzel bayağı. Hmm. Dwarf daha mı iyi? Yani bunu ezebiliyor arkadaşlar insanlar. Önünüzde silah yokken öldürmeler falan falan. Ver bakayım şunu. Bayağı iyi. Bir de arkadaşlar erken. Bir tane daha bulabilirim. Yani bu kart tek başına iyi. Jade kartlarını arkadaşlar normalde hani toplam sayısıyla ele almak lazım ama işte Jade Shuriken, Jade Lightning, Jade Claws gibi birkaç tanesi çok iyiler. Kendi başına okeyler zaten kartlar. Yani 2 mana 2 damage bir de birebir koy. Combo ile yani. Kabul edilebilir yani. Hele ki arkadaşlar bir tane daha varsa fazla bayağı karlı. Grizzly de iyi yalnız. O sorun o. Ha ejder sıra olmuşsun. Nice. Büyük tontum yok ya. Bunu alacağım ben galiba. Fena değil. Bu da güzel, bu da güzel arkadaşlar. Şimdi bu mana körme daha iyi oturuyor. Bu da güzel bu arada. Ben bunu severim ama bunların yanında bence biraz daha zayıf kalır. Yani birkaç heal'ı var arkadaşlar sonuçta Friendly Bartender'ın. Hmm. Traveling Healer mı? Grip Flight Master mı? Arkadaşlar Flight Master iki tarafa da birer tane 2-2 veriyor. Yani 3 mana 3 4 bir yaratıktan bence bir tık kötü. Neden derseniz arkadaşlar şöyle bir farkı var. Adama verdiğimiz 2'ye 2 bizim 2'ye 2'mizden önce saldırıyor değil mi? Bakın unutmayın. Şimdi adama 2'ye 2 veriyorum ya. Go diyorum, adam gelip o 2'ye 2'yle vuruyor benim ağzıma. Benim 2'ye 2'm bir tur bekliyor. Onun için bu kart normal 3 mana 3 4'ten kötü. Hmm.
Fren de var dedim de fena değil ama iki mane kartım var. Alacağım. Bu güzel. Bu da güzel. Bunu ilk aranımızda almıştık galiba arkadaşlar. Azim'le oyunun başına hiç çekmeyerek ezilmiştik. Bu da fena değil. Bunu alayım. Oo. Bu çok kötü mesela. Bu kötü bir jade kartı. Deminkini alsam bile büyük ihtimalle düşünmezdim. Unstable Ghoul baya kötü kart. Dancing Swords baya kötü kart. Unstable Ghoul alayım herhalde. Çok mutsuzum ya. Unstable Ghoul baya kötü kart arkadaşlar. Bir Assassinate iyidir. SI7 Agent şundan dolayı amcım arkadaşlar 3 manaya combo zaten Evil Miscreant'ın var artık 3 manaya combo 3 manaya combo 3 manaya combo kolay değil yani bir tanesini hadi coin ile yaptın bir tanesini bilmem neyle yaptın öyle her kart yapamazsın combo zorlayabilir yani alalım biz şunu solid kart basamadın mı? Legma basamadım. Bu neymiş? Elimdeki her spell için artı bir atak al. Bir spell. Ben çok spellci bir insan değilimdir. Bu ne abi? 4 mana 2 6 oynarsam baya kötü. Hepsi baya kötü. Night Prowler değil mi? Ama çok zor ya. 4 mana 2 6 aslında kabul edilebilir mi? 4 mana 2 6 kötü de arkadaşlar. 4 mana 3 6 olsa iyi. Daha fazla olmaz. Bilmiyorum ki. Diğerleri çok kötü. Onun için bunu aldım. Bu fena değil. Wow. Wow. Cheap shot. Bir spell damage var mı burada? Ha, burada da spell var bakın aslında. Violet spells olduğu için iyi o da. Ver bakayım şu şekilde. Wow. İki Evil Miscreant var. Oo. Ve Sprint. Bunlardan güzel Sprint alacağız. Uz güzel. Bu 3 manaya bir şey vermen lazım yalnız artık. Oo. Valla arkadaşlar ben zombi çava bayılırım ama Blink Fox almamız lazım. Olmaz. Olmaz çünkü 3 manaya kartım yok. Bakın 3 manaya 2 kartım var. İkisi de Evil Miscreant yani. Hani 3 manaya doğru düzgün bir yaratık yok. Oy anam. Vay babam. Bu Rogue'da arkadaşlar galiba geçirilmesi imkansız bir kart yani. Abi zombi çav geldi ya. Anasını satayım ya. Çok iyi ya zombi çav. Arkadaşlar niye bu kadar bayılıyorsun diyeceksiniz. Bakın eğer birinci turu çekersen 1 mana 2'ye 3. Giderken çok da bir şey life da veremiyor. İnanılmaz yani 1 mana River Crocus girmiş oluyorsunuz. Çok harika. Adam vurmak için önemli. Mümkün mertebe değişeceksiniz yani. Çok çok avantaj sağlıyor. Scepter Rogue'unda çekirdek kartı be kardeşim. Bir daha. Evis de çok iyi. Benim burada tercihim arkadaşlar aslında Evis olur. Fakat 3 manam çok zayıf olduğu için bence Blink Fox'a onu doldurmaya çalışmam lazım 3 manamı. Bu ne böyle leş. Nerubian. Bunun bir yolu var mı? Bunun arkadaşlar şöyle bir yolu var. Dark Iron Dwarf var bir. Evil Miscreant'tan artı bir atak rush veren gelirse bir yolu var. Unstable Ghoul'la vursam yine yetmez. Cheap shot diyebilirim. Çok kötü ya. Hepsi çok kötü ya. Splitting Faster Root. O da 8 manaya 4 4 anasını satayım. Çok kuvvetli. Neyse ver bakalım. Aman diyeyim. Oo. Zombi çağı bulamadım ama bunu buldum. Vay 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 3. Ver anasını satayım. Oo. Bu da çok yakışıklı. Bu iyi, bu iyi. Life gain. Şimdi tabii arkadaşlar Mistress of Mixture'ın ikinci tehlikeli olabilir. Yani sonuçta öldürmeye çalışırken Mistress of Mixture'ı çekme ihtimalim var. Tamam oyunun başında çektim. Adamın yaratığına kafa attım. Kendimi healladım falan. Güzel kombinasyonlara ihtimal sağlıyor ama late game'de öldürmeye çalışırken çekip ağlamak da var. Yani hani öldürmek üzeresiniz. Ne bileyim 3 mana 3'e 3 bile işinize yarayacak. Hop geliyor adama life gain. Tehlikeli. 2 biraz fazla olabilir. Çok iyi kart ama.
Sprint var lan gerçi destede. Ama Bomber da çok iyi, güzel kart. Bombaleo. Bu salak nasıl olur? Bir Mysteries of Mixtures'ım var yaşam almak için. Bir Traveling Healer'ım var. İdare eder aslında miktar. Oo. Bu arkadaşlar şey biliyorsunuz işte, Consecration. E şimdi bende Fan of Knives yok. Düşünebilir miyiz acaba bunu? Şimdi arkadaşlar AOE namına hiçbir şey yok bende. Bakın single target, assassinate'im var, sap'im var. Cheap shot var AOE gibi ama o da mana olarak çok efektif. Bunu alabiliriz bence. Tabi sinerjimiz olan Murloc'umuz olsa iyiydi. Hiç biliyorsun bu Murloc olmayan yaratıklar oluyor. Bir daha bu. Şimdi arkadaşlar 3 manam kapı gibi olmakla birlikte bir tane 3'ü 4 veya bir tane 4'ü 3'üm yok 3 manaya. Onun için Tangle for Misty'yi bir düşünüyorum. Acaba diyorum. Bir de arkadaşlar küçük bir olasılık ama overdraw'a oynatabiliyor Tangle for Misty. Çünkü bazı insanlar çok fazla kart çekiyor adamlar. Bazı adamlar yani adam abartıyor kart çekme oyunu. Artık oynaması lazım hala kart çekiyor falan. Veriyorsunuz eline. Mesela bakın düşünün adam 8 kartla go dedi. Tangle for Misty şuna sap go. Bam overdraw. Olabilir yani. Onu düşünmek lazım. Baktığımda kötü kart değil ama. Bu kadar çok ekstra kartla sprint'i nasıl atacağız acaba? 4 mana benim yaratık sayım. İyi ya, ver şunu. Oo. Bu güzel kart baya. Hench Clan. Şimdi 2 manam dolu arkadaşlar. İhtiyacım yok. Yani Amani Berserker iyi kart ama Soldier of Fortune da fena değil. Ama tabii arkadaşlar rakibe coin de az buz bir olay değil. Bu Hench Clan hack bence iyi. Mesela arkadaşlar atıyorum şu an. Corrupted Seer vurmuyor bunun bıdıklarına. Başka bir sinerjimiz var mı bilmiyorum ama. Yani çünkü arkadaşlar adam mesela ne bileyim Pirate öldüren kartı, ne bileyim Murloc öldüren kartı falan problem değil. Yani çünkü yaratıklar birebir. Tabi Murloc öldüren kart problem çünkü 1 mana 3'ü 4 oluyor ama yani spesifik kartlar burada bize çok koymuyor. Alabiliriz bunu bence. Bilmem. Bence bayağı hoş. Bayağı hoş yani. 3 Blink Fox muhteşem bir şey. Hiç oynamamıştım abi 3 Blink Fox herhalde. Benim hoşuma gitti. Zümrüdüan Kake, hoş geldin. Vanish çok kötü kart, heyecan. Heyecan sen geçen gün 4 tane de 8 kart olan var demiyor muydun oğlum? Atmayın oğlum böyle. Bir rogue. Uzak ara. Peki iyi bence bayağı. Dragon Ball zaten arenada yok. Ejderim, güzelim. Arenadan gitti oğlum Dragon Ball Scorcher. Şöyle şimdi Zümdanka, Rogue'un nerflenmesi lazım. Yani rastgele insanların hay anasını satayım. Herife life'ı geri vereceğiz ya. Bana ama vermem life'ı geri. Çekil oradan. Baksanıza ne güzel. Selam. Yan Selut. Anasını satayım ağzımıza zıçtık artık. Bütün vaktimi geri vereceğim. Eşte arkadaşlar var tabi böyle şeyler. Ama tabi birinci tur flame yip yani şu an adam resmen bayram ilan etti yani. Hah neyse dur biraz da ben yiyeyim bari. Acaba yapayım mı öyle? Yok ya yemeyeyim. Oh! En iyi ikinci Warlock kartını verdi.
O ne lan öyle? Peki. Bombaleyo. Şimdi burada arkadaşlar biraz korkuyorum tabi. Burada biraz korkuyorum ne yazık ki. Çıkar bu evreninden diyeyim. Ve zorlar bizi. Görelim mi? Çok tatsız ya. Ya şimdi arkadaşlar 6'ya 6 demon çıkarsa ne yapacağım? Ağlatır yani. Arkadaşlar şöyle komik bir hareket yapacağım ben. Ne yapayım? Korkuyorum yani. Şimdi bakın elim iyi. Ben bir şekilde çözüm bulurum diye düşünüyorum. Adamlar çok iyi bir izlenim almadım yani. Abi inanamıyorum. Şimdi iyi demon'ı koyacak adam masaya. Oo daha da iyisini yaptı. Peki. Şaşırtıcı arkadaşlar adam. Wow. Bayağı şaşırtıcı. Peki. Böyle bir şans miktarı olamaz herhalde ama adam oldurttu yani bu iş. Elinde ikinci frame imp varmış. Öldürsem frame imp gelme ihtimali varmış. Adam frame imp oynayarak bunu getirdi kesin. Wow. Peki. Okey abisi. Daha hala kart çekiyorsun. Peki. Heal'layacağım mı? Heal'layacağım. Kötü ama yapacağım arkadaşlar. Vay anasını ya. Adamın aldığı riskler, yaptığı saçmalıklar. Wow. Peki. Bir daha yılamaz inşallah. Oo, o da biraz ezdi. Peki. Bu iyi. Şimdi bunu buraya vurup Abyssal Enforcer'lasam canım sıkılır herhalde. Değil mi arkadaşlar? Olmaz o. Enteresan bir oyunda başlıyoruz işleme. Peki ya. Void Color ya. Bir de artı bir artı bir vermez mi? Peki. Wow, yenecek. Problem yok. Easy game adam için. Bayağı enteresan bir şey ya. Bayağı fazlasıyla enteresan yani olay. Bu ölüyor. Bir yaratıyor ölüyor hepsinin Enforcer'la. Bir dakika şey, hepsi 3 kaldığı için cheap shot'la işime yaramıyor çok. Ne güzel başladık ya. Aynasını. Turn 1 flame imp, turn 3 flame imp. Turn 4 flame imp. Turn 4 flame imp. Vay anasını. Çok güzel. Mists of Mixtures sağ olsun onun sayesinde oyun kaybediyoruz. Diyor ki Mists of Mixtures lan ezilmen için birinci tur flame imp iniyorum diyor. 1 mana 3'e 2 problemsiz. Oynayalım onu. Hop. Bir cezası yok. Güzel abi daha kaç çek. İki tane peki. Peki. Peki.
Şimdi Hench Clan Burglar'la ne bulabiliriz arkadaşlar? Şimdi 4 tane chip shot mı? Bir chip shot, iki chip shot. Bu buraya vuracak. Bir chip shot buna, iki chip shot buna. Böyle hala lethal var. Ölüyorum değil mi hala? Pardon ben şu an. Çok enteresan arkadaşlar bu oyun kaybolması böyle. Bayağı başarılı. Çok etkileyici. Altı altı öldürüyor biliyor musun? Diyor ki ben bu oyunu kaybedeceğim. Kesinlikle kaybediyorum diyor. Void Caller. High risk, high reward diyor. Elimde 3'e 2 varken Void kullanıyorum diyor. Al 6'ya 6 diyor. Peki. Yani 3'e 4'ün 4'e 5'e upgrade olup benim 4'ümün bedava öldürmesi falan. Bak bir de elinden Crystal Weaver çıkıyor. Yani şey yapmıyor, yanlış anlaşılma olmasın. 3'e 4 ile 4'e 4'e vurup bedava vermek falan zorunda kalmıyor. Hayır, artı 1 artı 1 veriyor. O yarat 4'e 5 oluyor. Benim 4'ümü güzelce bedava öldürüyor. Öyle kazanıyor. Problem yok. Problem yok abi. Yani o 6'ya 6'yı masaya getirirken bedel falan demek de yok. Hayır, hayır, hiç gerek yok abi bunlara. Kal draw yapılıyor yani. 3'e 4'e artı 1 artı 1. 4'e 5 olsun. Senin 4'ünü bedava ölürsün. Sen vur. Aa, 6'ya 6 geldi. Ne güzel. Ne kadar güzel. Ne güzel bir kart koymuşsun destene. Birinci tur flame tabii ki o sekmez. Evet, bu kadar çok. Bu kadar çok şans ya. Okey abi, tamam. Çok güzel. Çek abi sen de kartlarını. Hadi bakalım. Ejder bazen biraz uzun sürüyor düşmesi. Onu bekle istersen. Ben de sap gözüküyorsun hala mesela. Adam bedava Abyss Land Force inince kaybettik oyunu. Evet öyle kaybettik. Baş türlü kaybettik yani. Wow, wow, çok iyi. Sıfır mana adam Abyss Land Force inince 6'ya 6 olarak Battle Crisis kaybettik oyunu. Tabii. Çok güzel. Okay. Yaratık 5'e 3. Bu da 4'e daha. Onu sapleyebilir miyiz acaba? Bence arkadaşlar onun tempoyu almak için onu sapleyebiliriz biz. Dördeli biraz hoş olmayan bir arkadaşımız çünkü. Ya da bir daha miscreen yapabiliriz. Vay! Peki. Bu arada arkadaşlar adam da kötü çekmemişti bakın ama ben bayağı şanslıydım. Bakalım ne olacak. Face geleceksin gibi bir halin var senin. Hayret lan, bu sefer öldün mü? Peki. Peki, kabul. Bakalım. Discover a spell. Aspava 1. Teşekkür ederim. Uuu, ne kadar kötü. Yo, bu iyi.
kötü falan değil bu. Kim kime vursun? Bu buraya vursun değil mi? Adamın life gain'i boşa gitsin. Çocuğu vereyim mi vermeyeyim mi? Bunu saplesek mi? Çok tempo yaptığımız için arkadaşlar, yani çok kart avantajı yaptığımız için bu çok iyi olmayan hareketleri yapabiliyoruz. O lüksümüz var. Yani lekeler çok şey geldi. Okkalı geldi lekeler. Shared'lar bayağı. Bunu deneyebiliriz. Jugular şimdilik dursun herhalde. Very nice. Öldürebilirim bu arada istersen. O da bir opsiyon. Bu kaç oluyor? 3'e 6 oluyor değil mi 4 manaya? Bu da çok kötü değil aslında. Bunu yapacak lüksümüz var mı? Ya bu iyi bayağı ya. İşte bu da arkadaşlar Shadow World Death diyordu, ondan korkuyorum. Olsun hadi yapalım bakalım. Inkeeper daha güncellenmedi. Aspama teşekkürler, sağ olasın. Kötü kaybettik ya. İşte arkadaşlar desteğimiz çok güzeldi. Adam ama high risk high reward kart denedi. Sıfır manaya masaya 6'ya 6 indi yani. Abi indirmeyin ya, yeter ya artık, şuş ya. Nefret ediyorum bu karttan ya. Vay anasın. Ciddi misin? Vay vay vay. Adamların desteği bak lan. Peki baba. Okey. Daha bir şey daha mı yapacaksın? Vay 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 vay. Abi nasıl? Ya şansınızı... Abi kafayı yedirtti bu insanlar insana ya. Ya öldüremiyorum abi yaratığı, bitmiyor yani. Yani kesinlikle mümkün değil ölmesi yani yaratığın. Başlayacağım böyle işe ha. Bezdirdiniz oğlum, bu ne ya? Allah Allah lan, ikinci Nurture Clear iniyor aynı turn, iki kere heal atıyor, iki kart çekiyor ya. Ha, bu ne oluyor abi, ne biçim şans ya bu? Yaratığa bak. Adam 4'e 5, 5'e 4 Divine Shield'a iki kere vurdu ya. İki kere vurdu anasını satayım. Heh tamam, ona yapıştıracağım artık Shadow Strike. Aynen. Bu sefer kart çekemedin lan, yazık. Güdük. Ne yapsak? Şimdi 2 manaya Knife Juggler, 3 manaya Blink Fox. Ha, bir dakika, Blink Fox yalnız tehlikeli Knife Juggler'dan sonra. Önce Shadow Strike atılması lazım değil mi? Shadow Strike atılacak bir kere. Al. Şimdi böyle. Kafaya vurdum değil mi? Tabii en kötüsü kafaya vurmak. Mümkün olacak en kötüsü kafaya vurmakla. Onun için kafaya vurduk. Mantıklı bir hareket yaptım. Mantıklı tabi. Arkadaşlar herhangi birisini vursa kafamı 4 demecimden öldürebileceğim. Herhangi birisini. Anyone. Ama adam diyor ki o zaman ben diyor kafaya vurayım, diyor sen 4 demecimden sonra kal diyor. Sağ ol abi, Allah razı olsun. 6 demeci bana yedirttiğin için bitecek gibi. 4 demeci. Yani gereği yok abi artık. Bu kadarına gerek yok yani. Bu kadar Allah belasını versin demeye gerek yok yani. Bir şey çalışsın abi.
Adam yani bütün masada gerideyken North Shark Lane'e inip iki kart çekiyor aynı turu. İkinci North Shark Lane'e inip. Power Shield. Ne o? Adamın yaratımı veya benim yaratımı anlayamıyorum şu an. Peki. Bana yaptı. Olur. Olur. Bakalım arkadaşlar. Cheap Shot'ı. İki tane buna. Çok iyi olmuyor. Şuna bakalım mı? Demon yok değil mi? Burada yok. Hayır. Bu da iyi. Bu da iyi. Mass Resurrection. Bende dandik bir şeyler öldü mü? Henchkill'en Hogsteed var. Ama 3 yaratık ya. Aya atabilir miyiz arkadaşlar? Manam yetişir mi ona? Onu merak ediyorum. Bir ara fırsatım olur mu? Bu 3'e 9 taunt değil mi şu an? Al bakayım. Şimdi arkadaşlar bu oyun değer oyunu oldu bence. Dolayısıyla Mass Resurrection alayım dedim. Namorokları 2 oynuyorum ama Namorokları 2'ye harcamak istediğini nereden çıkardım? Oh no 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 no! Abi lütfen şanslı olma. Şanslı olmadım. Peki. Güzel. Teşekkür ederim şanslı olmadığın için. Çekil abi oradan. Ben bu arada arkadaşlar ne yazık ki Henge Clan Shade Cool'u oynayacağım. Yani bu oyun çünkü değer oyunu. Kart karttır deyip oynamamız lazım bence. İnanamıyorum abi. Abi 11-11 mi indi? Abi 11-11 indi adam. Kafayı yiyeceğim ya. Birebiri sağ olsun verdi. Teşekkür ederim. Birebiri bayağı ihtiyacım vardı. Sağ olsun birebiri vermeyi başardı. Teşekkür ederim abi. Kaybettir. Kaybettir. Rahat ol. Light spawn. Üzerine power tentacle. Güzel. Güzel. Ölüyorsun abi. Lethal var. Lethal yok tabii ki. Okey. Tabii ki. Şaşırtıcı değil. Bakalım kendi heal'ıma aklını gösterebilecek misin? Gösterebildin. Güzel. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bu artık yalan oldu. Bu inlemiyor hiçbir şekilde. Şimdi bu iyi arkadaşlar. Normalde. Çünkü bölünüyor. Fakat bu arkadaşlar Shadow World, pardon Mind Control'e oyunu kaptırıyoruz. Niye? Bu bunu öldürüyor. Bu bunu öldürüyor. Bunu öldürüyor. Adam 3 life. Ben sonra kaybediyorum mind kontrolü. Bunu inersem adamın taunt bulması lazım. Bu arada çok şanslı olsam öldürme ihtimalim var. Çok az da olsa. Peki. Kazanıyorum şimdi. Normal koşullarda. Holy Fire çekerse beni öldürüyor bu arada. Light Spawn Heal kafana 15. Holy Smite öldün. Holy No Fire öldün. Okey. Bakalım ne taptek ettin. Dediğim gibi normal koşulları yenmem lazım şu an. Ciddi bir şey çıkarması lazım çünkü. Orta kara bir tontla adamı kurtarmıyor. Abi çıldıracağım. Aklımı yitireceğim yani. Diyor ki on life gain casual. Okay.
Şimdi gördün mü niye tuttum bunu? Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Kafama damage yiyebilirim. Bakın şöyle bir şey var yapabilirim. Bu kafaya, bu buraya, sonra Corrupted Seer, sonra 5 daha kafaya, sonra 1'e 1'e de bu. Bütün masası tertemiz oldu. Ben de 5'e 3 artı Corrupted Seer kalıyor. Bu kafaya, ben kafama 3 yiyeyim, bir şey olmaz. Hatta 1 yiyorum değil mi kafama, yanlış söyledim. Bu buraya. Adamın şansına bakın ya. Yani. Al abi 3. Yanlış yapmadım herhangi bir şey. Adamın önünde Murloc falan yok. Okey. Öyle abi. Okey. Yine bundan korkuyorum arkadaşlar. Ben bunu yiyeyim. Evet. Hadi bakalım. Holnova'ya ölüyor. Vay anasını ya abi, heriflere bak ya. Kompanyon. Ya ben kumanda çok bağlıydı. Bıraktım ben bezdim. Dört değil beş lazımdı Umut. Yanlış mı saydım ben? Kötü kart ama artık arkadaşlar almış bulunduk. Yani adam bir şeyleri götürüp giderse bize yeter. Tabii şimdi o kadar iyi değil, değil mi bu artık? Coin varken çok iyi arkadaşlar ama coin yokken öyle kolay değil. Çocuklar Rise of Shadows crafting rehberimiz çıktı. Videoda 50'ye yakın like olmuş. Güzel. Şimdi bunu arkadaşlar kafa atarak öldürme yöntemi vardır. 2 damage yiyerek öldürürsünüz bunu. Kafa atarsınız 28 kalırsınız. O size vurur 26 kalırsınız. Sizi bir daha kafa atıp öldürürsünüz. Böyle bir opsiyonumuz var. Golden Doctor Morrigan açmış kutluğa. Bence böyle yapabiliriz ama ya. Ya da kart üstünü yapalım. Açlık. Açlık benim işim ya. Ben seviyorum açlığı ya. Al. O kutluğuna Khadgar çıktı. Nice. Heal'lıyor musun abi? Artı bir artı mı veriyorsun? İşte bu çok sinir arkadaşlar. Böyle çekiyorlar azimle. Yani büyük bir azimle çekiyorlar bunu böyle. Peki. Şu kötü hareketi yapayım mı? Yani tabi manamızı kötü kullanmışım. Bayağı kötü ama arkadaşlar. Adamın yaratıklarını öldürüyor olması lazım. Go. Ya, abi ne yapsan tam tersi ya. Bir daha heal'lamayı ver, olur mu? Vay abi ya. Bu nasıl şans oğlum sizdeki lan? Vay anasını ya. Neyse aldım arkadaşlar azimle life'ımı. Ama iyi değil tabii yani abi bindik. Arkadaşlar iki kere ya. İkiye bir yaratık var, adamın önünde iki mana var. Coin'le artı bir artı veriyor, bir sonraki turnda kırıyor. Vay anasını satayım. Neyse bu sefer Hero Power basabileceğiz zevkli arkadaşlar. Lütfen. Tamam, Tom Team beni söylüyor, sorun yok. Blink Fox'u yenebiliriz artık. Şükür arkadaşlar bugünler geldi. Evet kısmet oldu bu. Blink Fox mu Tangle Firmistik mi? Adam oynayacak kart vermeyelim. Biz Blink Fox yenelim değil mi? Ama Blink Fox'a da kafa atıp öldürebiliyor. Öldü söndürsün. Çok problem. Oo çok kötü. Peki ama bununla yarar. Aa aslında bir dakika, bunlarla yarar. Evil Miscreant, Lucky'ler, Mac'ler, Hop hepsi ele falan falan. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Vuracağım, öldüreceğim. Vur öldür. Bunu zaten bekliyorduk. Okey. Vuuu.
Şimdi arkadaşlar lekiler uyandı. Hadi lekileri başlattık. Buradan lekileri öldürüp iki tane daha leki alabiliriz filan. Bayağı bir 6 lekimiz var bu oyun. Evet şu an toparladık. Şu an toparladık. Başta o cheap shot taptaki olmasaydı yamulduyduk. Gel bakalım. Şimdi adamda ne var arkadaşlar? Bir tane 1 manlık yaratık var. Değil mi? Bir tane Blink Fox'tan çalınmış yaratık var. Peki. Kafa diyorsun. Adam kafacı. Peki. Peki kafacı başı. Artı bir atak rush. Artı bir atak rush. 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 Can sıktı açıkçası. Sıkmadı diyemeyeceğim ne yazık ki. Peki. Incredible. Daha ağlama. Daha ağlamaya başlama şimdiden. Daha bende hareket çok. You. Abi dur ben seninle uğraşmayayım da. Çok konuşuyorsun. Bir de bu var arkadaşlar. İnanılmaz kart şey yapabiliyorum ama. Çok kötü. En kötüsü geldi. En kötüsü bu. Bir tane rock kartı var. Bir tane bir manlık yaratığı var. Başka neyi var? Bir tane Pilfer'dan çaldığı kart var. İki tane random rock kartı var. Oo, olmadı ya öyle. Bayağı efektif oldu ya. Arkadaşlar sürekli kart çekiyorum ama bir yere varmıyor yani. Orası sıkıcı biraz. Ne yapayım artık? Yapıyoruz anasını satayım salak. Çok dandik oldu. Yani arkadaşlar inanılmaz kart üretebiliyorum ama geride kaldık. Yani adam sırf büyük iniyor arkadaşlar. Benim hareketlerim işe yaramıyor. Ben küçük küçük bir şeyler yapıyorum. Adam diyor ki 6'ya 6, 5'e 9 taunt. Yani abi bu ne sıçan ya. Peki. 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 Fan of Nice bul oradan da. Pilfer lan bu mu bunlar anasını satayım. Abi orta boy yaratık. Hah böyle dandik şeylerle gel bana. Aferin sana. Ha? Peki. Bu arada bu dandik değil tabii de. Bu süper hatta arkadaşlar. Okey. Bakalım. Çekil oradan. Burada arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken bir şey. Adamın yerinden Murloc olduğuna çok dikkat edin. Yani olup olmadığına. Yakar yani adamı öyle söyleyeyim. Abi vallahi insanı çıldırtırsın ya. Bu mudur abi yani 7 manlık yaratık yani. Neyse 6'ya atladı tabii çok kötü değil. Evet. Doomsayer ver bakayım bana kafayı yedir. İkinci kere bunu veriyorum.
Yapamıyorum tabii artık arkadaşlar. Hadi bakalım bu. Öndeyiz en azından. Yani tabii arkadaşlar 6 mana 2-3 oynayıp onu 7 manalık yaratığa çevirince dandik bloğusu. Abi vay anam ya. Pek dur bakalım. Yeneceğiz gibi duruyor hala da. Okey okey pek. Havalım 3-3 JD koyuyor. Hepsi random kart. Komple hepsi random kart. Ve adam 3-3 JD koyuyor şu an. Nasıl satayım? İbididibidibidi. 6, 8, 9, 10, 11. Abi çok uyuz ya. Neyse çekil bakalım oradan. Justice is mine. Bu patladı biraz ama bakalım. Öldürüyorum şu an ben bu arada. Lan Jade Swarm'un artı aya buldu lan adam. Jade Rogue oldu adam karşımda. Random kartlarla bakın. Belki arkadaşlar Daring Escape'i atmam lazımdı. Ama bunu yani Murloc'ları oynamadan önce. Leroy. Peki. Yani güzel ama yani işe yaradı ama tabii arkadaşlar adamı da koyuyor. Abi Fan of Ice'ı fark etmedin değil mi? Heh, güzel peki. Preparation Fan of Ice atmıyorsun. Bu da güzel. Aferin. Peki. Kabul. 6, 8, 9, 10, 11, 12. 13. İyi yendik ha. Kötü oyundu. Yani zor oyundu. Gelmesi zor bir oyundu. Şey fark etti arkadaşlar tabii. Tek bir hamle bitirdi gördünüz. Intox. Okey. Şimdi bu biraz ters combo arkadaşlar ama dursun. Doğrusu oynamamak bence bu arada. Yani arkadaşlar Mad Bomber'ı ben yani kendi masamdaki yaratıkları öldürsün diye almadım değil mi? Adam yaratıktan öldürsün. Dursun. Violet Spell Sword. Aslında coin ile çalışıyor değil mi? Evet evet. Sandığım kart kötü değilmiş ya bu kart. Ama pek iyi değil tabii arkadaşlar. Ama yanındaki kartlarımız çok kötü diyor onun için diyorum. İnelim şuna herhalde. Hero Power Go olmaz. Tempo diye bir şey var. Okey. Bakışım ne güzel oldu. Selam dayı. Arkadaşlar life'ımla ilgilenmiyorum. Tempo daha önemli. Ve şu an bakın 3'e 6 ineceğim bunu. Spell tap'a gelsem 4'e 6 olur. 4'e 6 zaten kopar. İşte arkadaşlar Twilight Drake'e benziyor ama okey sinir o da. Tamam, yapmayacağım o zaman söylediğim şeyi. Değiştiriyorum fikrimi. Ama ikiye vuran şeyi bulmaması lazım. Söylediğim şeyi yapabilirim de aslında. Al bakayım sen şunu. 4 mana 4 6 çok aşırı güçlü arkadaşlar. İnelim onu. Yani normalde bunu ineyim bilmem ne yapayım diyecektim de yok bu iyi. Bu yeterince iyi yani. Al bana vur. 4 mana 4 6 bayağı iyi. Çok güzel kart bu. Bakalım Lucky'ne geliyor. Tabi 4 mana 4'e 6 dediğim gibi arkadaşlar çok iyi. Oyunda yok. Düşünün bakın 4 mana 4'e 5'ler zaten bayağı iyi 4 mana için. 4'e 6 yok öyle bir şey yani. Okey. Oh. Free kill. Selam dayı. Abi çok manyak oldu ya. Mahvettik herife. Coin'i bence tutabiliriz. Tutalım. Kıymayalım. Yok kıymayalım. Abi gecik burada heal'layacağım bir de bunu. Eyvah. Just a pinch of liquor. Hop. Oo! Patladım be dayı.
Oo, çok pis patladın lan. Oyunu kaybetti bence. Bence biraz hırslılıktı arkadaşlar. Yani 6 mana ortalama bir yaratık 4'e 5'ten biraz iyi olabilir yani. Bence daha vasat bir yaratık bulup onu yapması lazımdı. Peki 1'e 5 olsun. Delicious Spider Icar. Peki. Kabul ediyorum Spider Icar'ı. Unstable Glue patlayan enası. Bu 4'e 6 mı bu yaratık? Bu yaratık 4'e 6 doğru muyum? O zaman selam diyelim. Güzel. Hala dursun arkadaşlar mı acaba? Şimdi bakın. Henchkill'in Hoxie'yi dinlersen bir de damage var orada. Yok ya yine çok dandik o. Daha adam kendini çok pisledi ya. Yani bence arkadaşlar adam şöyle bir hırs yaptı. Adamın yaratığı 4'e 5 ya arkadaşlar. Benim iki yaratmasındaki iki yaratımda 4'e 3, 4'e 4 mü ne? Yani eziyordu beni. 4'e 5. 5, 9, 10, 12, 15 vurabiliyorum. Lethal benden çıkmaz. Mümkün değil. Bence burada sprint atılabilir. Yani vakit bu vakittir yani. Eğer varsa vakit. Yani evet, sağlam zaten. O BM değil. Misplay yaptı bence. Yani arkadaşlar 4'e 5'iniz var masada ve 4'e 5 masa kadar güzel güzel cevap veriyor. Yani 6 manlık bir yaratığın yani 2'ye 3'te bir şanssızlıktı ama yani arkadaşlar 6 mana öyle çok iyi olmayan bir sürü yaratık var yani. Ah koyayım ben de olayı değil. Neyse kötü başladık ama. Evet. Dün Teknobat yayınımız pek izlenmedi ama en azından YouTube'a biraz abone getirdi. Arkadaşlar, Rise of Shadows Crafting rehberimiz. Biraz like bırakırsanız tekrar koyayım videoyu şuraya. Yarın size standart desteleri videosunu çekeceğim. Yalnız tabii arkadaşlar şu konuda sorumluluk kabul etmiyorum. Çok istediğiniz için hatırınız için çekeceğim. Daha meta game çok çok oturmadı. Yine kabaca oturdu arkadaşlar. Mesela Bomb Warrior artık Tier 3 bir deste olamaz yani. Bonfire güzel bir deste yani belli o. Kim iyi? Bu iyi değil mi? Çünkü bununla adama vurursam adam kart çekebilir. Yani oyuna olacak ufak değişikliklerden dolayı beni suçlamayın. Var evet. Yeni overkill sorusu o 700 gold'luk dungeon. Evet Mayıs'ta gelecek o. Mayıs. Yeni overkill sorumuz oldu artık. Her gün o soruluyor. Mükemmel tabii ki. Şaşırtıcı değil. Ve bu neyin cesareti acaba? Arkadaşlar 1 artı 1 artı 1. Bir backstab. Ne bileyim bir silaha deadlip oyun. Bitti oyun bitiyor yani direkt. Direkt kaybediyor herif oyunu. Ve bu cesaret var bu adamda yani. Abi helal olsun. Ne diyeyim ya nasıl yapıyorlar anlayamıyorum ama. 6 üstü 2 damage için ha bunların hepsi. Yani adam oyunu kaybedecek bak ben size söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii kaybedecek derken biraz abartıyorum ama çok çok kötü pozisyona koyacak kendisini. En ufak müdahaleye. Yok o adam buradan çekiyor sana kartı. Ben şöyle yapsam mı? Hırs olur mu acaba biraz? Biraz hırs olur ama. Bunun yanında Tontine'in beni ezmesini istemiyorum. Neyse. Çünkü arkadaşlar benim yaratığım 3'e 2 adamın yaratığı 1'e 3. Bedava öldüreceğim yani. Hani Blink Fox'a müdahale demek. Nord Shark'ların yanında bedava gitmesi demek. Bunların hepsi 2 damage için. Aşırı büyük ve gereksiz bir risk arkadaşlar. Saati de kendi çeksen bitmiştir mesela. Cheap Shot bile atılabilirdi orada. Çok enteresan riskler alıyor arkadaşlar bu insanlar. Abi
Yani adamın elinin güzelliğine bakın. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey yok, kaybedeceğim. Çok rahatsız oldum ya. Çok rahatsız oldum. Yani arkadaşlar, aptallığa kaybetmek kadar büyük bir rahatsızlık yok. Bak, Gadro destesi çok güzel. Çok şanslı, çok güzel çekmiş. Okey. Ama diyor ki ben kötü oynayarak sana ekstra bir şans vermeyi tercih ediyorum diyor. Yani diyor ki destende 2'ye 2 bir yaratan müdahale edebilecek herhangi bir kart çekersen oyunu kaybetmeyi kabul ediyorum diyor adam. Ben diyorum ki yok abi, sağ ol, kalsın. Ben centilmenim. Senin bu hareketini ben cezalandırmayacağım diyorum. Adam beni yeni sonra. Mükemmel. Neyse, 3 life aldık. Farklı. Şimdi taunt vakti. Hall of Fame gelecek sene Nisan'da. Öldürüyor muyum? İzin veriyor musun? Hadi canım. Şoktayım. Peki. Allah razı olsun. Ve arkadaşlar, güzel haber. Çok damage yemeden başlayabildik işimize. Yani bizim... Oh. O ne kadar iyi bana. Bir kere arkadaşlar... Bir dakika. Bir kere Evil Miscreant'ları 5'e 5 yapıyor. İkincisi Fury Sett'im 9'u 9 yapıyor. Witchwood Grizzly'yi 12-12 yapıyor. Anasını satayım, bu ne? Bayağı yarıyormuş bize bu. Zarar olarak Traveling Killer'ı küçültüyor. Henchkill'den Burglar'ı küçültüyor. Çok büyük problem değil. Oo, bu iyiymiş lan. Bize yarıyor bu. Ayrıca arkadaşlar 7 manlık yaratığa dönüştürebiliriz. Stone Devil, taşlanmış şeytan. Don't care, don't care. Acaba ne yapsak? Acaba. Acaba babababababol. Lady Invite. Lady Invite arkadaşlar Curse Castaway'imizi küçültüyor. 3'e 3'e indiriyor. Traveling Healer'ımızı 2'ye 2'ye indiriyor. Henge Clan Burglar'ımızı 3'e 3'e indiriyor. Henge Clan Hawksteed'imizi 1'e 1'e indiriyor. Southwood Deccan'ımızı 1'e 1'e indiriyor. Aslında biraz da indiriyormuş da. Gerek var mı arkadaşlar? Soru o, soru. Esas soru o. Çünkü şimdi 7 mana... Emin değilim. Peki. Biraz kötü oldu, farkındayım. Elleşmiyorum arkadaşlar. Mesela bunu 6 manlık yaratığa evrimleştirebiliriz. 5'e 1 arkadaşlar, o kadar inanılmaz değil. Yani 5'i ağzına vurup 6 malık yerden çıkartabilirim onu. Yani bayağı iyi bir hareket arkadaşlar bizim 3'e 1 3'e 1 olmasa da. Okey. Bir daha. Tam bir priest kartı gerçekten. Tam yani bildiğin priest kartı. Çok güzel heal'layabiliyorsun filan. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz anasını satayım? Çok pisiz yalnız ha. Bence öldürelim.
Şeyden emin değilmiş arkadaşlar. Lady in White biraz zarar da verecek. Biraz işimize de yarayacak. Bunu altı malı kere daha çevirelim. Ona bakıyorum da. Gerek yok herhalde. Aslında çevirebiliriz değil mi? Altı malı kere daha bunu. Abi oradan iş çıkabilir ha. Emin değilim arkadaşlar deyip değmeyeceğine. Biraz zarar da veriyor ama. Hadi bakalım bismillah. Sonuçta arkadaşlar 5'e 5'te body'si var yani. Öyle çok dandik değil. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Desteği normal bir arena destesindeki benim biliyorsunuz 10.000 küsur. Yani 20.000'e yakın arena maçım var benim. Deste biraz fazla karmaşık. Oynaması bayağı zor yani. Sen desten çok kötü ya. Ne yapıyorsun abi sen? O tehlikeli bir kart. Arkadaşlar şimdi spell atınca kart çekiyoruz be. 3'e 3 mu bu? Voy 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 voy. Çekerim abi kart. Oh. Başka spell yok anasını satayım. O kötü. Şöyle yapalım. Bir dakika onu yapmayalım. Böyle yapalım. Okay. Masayı dolduralım. Lady White öldürmeyi güzel. Peki biraz sinir ama olsun. Şimdi arkadaşlar çektiğim her silah benim için, pardon her spell efsane benim için. Cayır cayır bu 2'ye 2'ye indi değil mi? Evet anladım. İdare eder yine. Bayağı yani bir de masa benim ya şu an. O biraz uyuz. Peki. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ama arkadaşlar adam onu öldüremiyor. Ya bu çok kötü çünkü benim bütün her şeyimi öldürüyor salak. Abi bayağı tatsız ya. Adam bunu vurup bana sadece bir tane verebilir değil mi? Ben yapayım arkadaşlar kötü hareketi. Ama tabii arkadaşlar spell çekmemek de biraz acımasız oldu ya. Ve bir tane de dandik attım sırf spell çekeyim diye. Gerçi ne var? Cheap shot var GG ötesi yani. Bakalım ne oluyor. Şimdi öldüremiyor bunu. Demin Mistress of Mixtures'ı öldürürken bir fazla life mi verdim? Vallahi dikkat etmedim arkadaşlar. Adam ben 26'nın altında sanırım. 27 miydi adam? 27 ise tabii yanlış yaptım evet. Dragon Ball Scorcher'sızlığın bana ne kadar yaradığına bakar mısınız? Mesela şimdi bu Rastakaz Rumble'ları nasıl oluyor? Orada adam Dragon Ball Scorcher oynayacak. 9 atanmasından kaldırıp bununla vuracak. Ve oyun bitecek benim için. Şimdi yok Dragon Ball Scorcher diye bir kart. Ama yani iki Scarlet... Yani arkadaşlar şu an şu enteresan. Adam destesinin yarısını çekti. Tek bir Dragon görmedik. Okey. Yani ölüyorsun şu an. Taunt gelmesi ve 10 mana taunt yok galiba. Bilmiyorum aklıma gelmedi ama. Ha 10 mana diyorum yanlış oldu altıma. Altına taunt da aldım. Okey hallettik. 3'e 3 oldu. Yani arkadaşlar Lady in White biraz iyi oldu biraz kötü oldu ama şeyi de unutmamak lazım. Neydi adı? 5'e 5 body'si de var ya. Tabii gitti. Primordial direkt de gitti. Çok fark ediyor. Çok patlak ya. Göndereyim bence arkadaşlar. Yani açılış şimdi 2 manlık yaratı göndermeyi hiç sevmiyorum ama bütün elimi eziyor ya. Bakın Hawksteed'ler mahveder beni bu yani. Çok zarar verir bana bu.
Arkadaşlar sizinle şöyle bir şey yapalım. Hop, hop, hop. Evinizin paganı. Teşekkürler. 6 ay mı olmuş? Maşallah. Arkadaşlar bu şey videosunu istiyorsunuz sürekli. Standart videosunu. Şimdi videoda 100 like biraz gerçekten uzak proje olmuş. YouTube'a 4225'iz şu an. 4250 olsa yapacağım. Tamam, yarın koyacağım. Bence biz bunu inelim. Bana zarar verir sonra bu artık. Boş mu geçsem? Bir boş geçeyim bakayım ne olacak. Yani benim arkadaşlar kartlarım şu an geride olmamı istiyor kartlarım. Bir de bununla çok güzel avantaj da alabiliyorum. Üçüncü tur bunu coinlemek de ciddi bozuldu. Tamam. Biraz rezillik. Peki. Ben bunu bölüneceğim şimdi. Yapacak bir şey yok. Yaratık ince çok iyiydi benim için. Al abi. Yeter ama artık ya. Peki. Tar Creeper gitti. Ya Rabbim ne kadar güzel bir arın oldu ya bu açıdan. Al işte. Ben yapamıyorum abi. Çünkü adam yaratık çekmiyor. Adam oyuncu olduğu için yaratık çekmiyor ama. Ben Mad Bomber'ın kapı iniyorum. Kendi kafama 3 vuruyorum. 2 manaya Flame Whip oynamış oluyorum. Adam diyor ki senin yaratığın bedava ölsün. Night Boy sonunda çalıştı demek. Yuh. Bir sağa sürdü. Ama yani haksızlık artık yani gerçekten akıl mantıklarını çok aştı yani şu an. Peki. Alalım abi. Iskala tabii ki. Şimdi o Murloc da ıskalasın. Tamam. İşte arkadaşlar bakın bu bir olaydır yani. Bakın. Deminki olay 8'de 1'di. Bu olay 4'te 1'di. Ben 32'de 1 olasılıkla 7 damage yedim yok yere. Yok yere 7 damage. Hobi olarak 7 damage yedim ben. Eğlence için, zevk için 7 damage mi yedim? Yani diyor ki adam Allah belanı versin kaybetsen bu oyun diyor yani. Başka bir şey yok. Senin ölmen lazım diye bu oyun. Peki abi ölüyorsun. Yani bu kadar olur mu? 7 damage yedim yok yere yani. 7 damage niye yiyorum abi bedavaya ben? Heken teşekkürler. 3 oy olmuş sarı. Nice. Yani arkadaşlar Mad Bomber kafama 3 vurdu. Hadi peki o neyse. Ya 2 kere knife çaklığını deniyorum. Vursa olacak. Vurmuyor abi. 4 damage'i kafama yiyeyim diye vurmuyor yani. Niye bu kadar nefret var ki abi? Ne oluyor yani? Adam rahat anasını satayım. Adam şu an çok daha düşük olabilirdi. Ve gelen karta bakın ayrıca. Ama basacağız sizinle. Yapacak hiçbir şey yok. Al abi buyur. Buyur abi. Ben eziyim. Ben onu asasını veririm. Ne yapalım? Vurayım. Dursun. Bende de var ama ben geride gidiyorum. Vagelpick. Adam desteğiymiş yani arkadaşlar. Baştan bu kadar şanssız olmasak belki bir umut olurdu. Yine zormuş. Adam desteğiymiş. Onun için şu an biraz daha az mutsuzum aslında. Testi zaten çok iyi. Bizimkiden iyi yani testi. Ama işte yani yok yeri yediyemesem olurdu. Anladın mı? Adam mesela oyun başında Fairy Dragon ise olurdu yani. Evet çocuklar hadi bakalım. YouTube 4250 yarın size standart videosu. Mad Bomber'in kafana 3 yiyorsun adam her şeyden Hawks değil atıyor. Okay.
Bir de 2 vur. 2'lik lek yok mu? Peki. Okey. Şöyle yapalım arkadaşlar. Okeyler. Aa, elime geri dönüyorsun. Gerizin tam ayrı dolu orada. Çok manyak arkadaşlar olaylar. Throw two cards. Normal çok iyi kart ama bize yaramaz. Ver lan. Maçlara bak. Rogue harici bir klas gibiyiz. Olaya bak. Peki. Maça bakın. Çok küçük kaldım lan ekranda. Şş, azıcık aşağıya bakayım kafayı. Heh. Heh, tamam. Pilfer. Oha birader ya. Zaril ne ya? Neyse biz de Waggle Pick bulmuştuk. Ama life'ımız az. Abi. Value'ya bak ya. Value'ya bak arkadaşlar. Rank destesiyle yarışır. Yağlımın aldığı değer miktarına bakın yani. Zaril'in toksinleri, Lucky'ler. Ay arasını satayım. Hadi şu altıma ne 2 3 Murloc'u ver bana. Hadi. Bütün masayı 2'ye vurayım hadi. Vallahi arkadaşlar burada şikayet demiyorum adam yavaş oynuyor. Bu zor yani. Ben yavaş oynuyorum. Mantıklı yani. Çok zor karar mı? 1000 tane adamın hareketi var arkadaşlar. Ne yapsın? Peki. Furious ettin. Kötü değil ama Assassinate'e sepe alırız. Bu hiç olmuyor maşallah roglara karşı. Hiç yani. Hiç manası olan bir kart değil yani. Toksinden de 3 tak bulmuş olabilir. Toksinden 3 tak bile sıkıcı. Var mı lan? Vay be. Bayağı arkadaşlar şimdi life kalmadı pek. Okay. Güzel değil. Üçe yedi. Şimdi ben arkadaşlar açıkçası 3 tane buna, bir tane buna, bir tane de başka bir şeye diye hevesleniyordum ama tabii stealth bayağı ezdi. Ne yapacağız tam bilemiyorum. 3'e 7. Cık. Aşırı fazla kart çekiyoruz ya. Gerek yok yani bu kadar çok kart çekmeye. Ya. Ben de var ama ben ölüyorum şu an. Bu iyi. Yapacak bir şey yok. Ama yani dediğim gibi arkadaşlar yok yeri 7 damage edeyim yani. Ben şu an bu kadar streste olmayacaktım yani. Ama yeter be abi. Hepsine de var ya. Hadi bakalım peki. Rahat abi kafalar. Rahat yani kafalar. Oyunun başında rakibin yok yeri 7 damage yerse oynamak rahat tabi oyun. Altıma ne 5-12 taunt gelebilir mi? Gelebilir değil mi? Yok gelemez. O boomstake artı mıydı o? Witch'i evolve etmek için soruyorum. Ha, olur mu ya? Olur mu yani abi? Ne oluyoruz ya? Yani? Budur. Ha ama bakın öyle olmasa yenerdim demeyeyim. Şimdi bu deminki adam okkalıydı yani.
Ama arkadaşlar tabii Rogue'un da ne kadar çirkin olduğunu bir yandan görebiliyorsun. Nasıl kart çekiyor yani Klaus? Arkadaşlar Evil Miscreant'tan Lucky'ler, Blink Fox'tan rakibin klasından kartlar, Hench Clan Burglar'lar rakibin klasından, pardon, başka klastan kartlar bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor, adam sürekli kart çekiyor. Ve yani bakın şu çok önemli. Evil Miscreant biraz zayıf manasına göre, bir kere Blink Fox arkadaşlar Hench Clan Burglar bayağı iyi. Nasıl yani? %70 olasılık var arkadaşlar. Oynamamız lazım herhalde. Allah razı olsun. Neden arkadaşlar? Tempo. Yani ben ona kafa atıp %100 o skor ödemesini biliyorum. Ama 3'e 2 indim şimdi. 3'e 2 var masada. Çok avantajlı. Yani bu kart bunun için var zaten. Peki ona deken de vuralım. Şimdi spell sor 4 mana 2 6 pek iyi değil. Blink Fox arkadaşlar rakipten spell bulmaya çalışalım. Bir daha mı? Yine mi secret yok? Ha, bu sefer var, tamam peki. Frozen Clone gitti değil mi? Adam elinde bundan 2 tane alamaz. O çok önemli arkadaşlar. Bundan adama 2 tane verirsek ağlarız çünkü de. Potion of Polymorph var. Eskilerden gelen. Duplicate var. Naxxramas'tan Aslan gelen. Peki. Oho. Oh, of. Çok iyi geldi lan hepsi, ama bu manyak ya. Bu You Win the Game ya arkadaşlar. Oğlum ikisi de 4'lük fark etmiyor. Belki elini almasından dolayı falan bunu öldürsek daha iyi olurdu ama çok minor bir şey tabii arkadaşlar. Bakalım. Şimdi spell sword oynayacağım. 3'e 6. Yani bekleyip bunu ölsem daha doğru olur tabi. Çok küçük bir şey arkadaşlar. Panda ile elini alıp pek oynamaktan bahsediyorum ama yine de yani bir olasılık var. Neden öldürmeyeyim yani? Güzel kart. Ben kaçım? 3'e 6 olacağım. Doğru mu? 3'e 6 olayım ben. Go. Şimdi şu güzel arkadaşlar, yani 4 vurup Hero Power'la beni indiremiyor. Şimdi o büyük ihtimalle bu tur yaratık oynar diye umuyorum. Biz onu geciktir Anlişimiz aşırı güçlü zaten arkadaşlar. Ne kadar kötü bir hareket yaptın. Peki. Kabul. Şimdi bakın. Selam diyeceğim şimdi ben adamım. Hi. Hello. Hi. Öldüm. Bakar mısınız? Bak. Blink Fox ekstra bir kart var. Blink Fox ekstra bir kart var. Evil Miscreant'le 2 Lucky var. Bir de bu Twin Spire, bunu bir daha oynayacağım. Nasıl ya? Bu ne? Bitmez mi elindeki kart yani? Bir de Chip Shot var ha. Yani arkadaşlar bu adamın atıyorum işte Khadgar üstüne şey falan yapması lazım. Power of Creation falan yani olmaz. Yani bir anda çok ciddi tempo alması lazım. Böyle efendi gibi oynarsa bu oyunu mümkün değil. Ve arkadaşlar şimdi esas çirkin kısmı, bunların hepsi common. Çatır çatır buna maruz kalıyorsunuz yani. Sürekli var bunlar. Okey. Ezeyim mi adamı? Eğer bir renkliyse. Tabii tabii. Biraz rush'tan kaybediyoruz ama olsun. Al bakayım. What is yani? Dur. Doğrusu böyle olacak. Kafamı bir yere koyuyor. Dur önce bakalım ya. Even better. Kafama daha çok girmiyor arkadaşlar. Yaratık azlısın. Al. Çekil oradan. Yani şu an bayağı imkansız yakın olması lazım. Power of Creation olabilir tabi arkadaşlar. Değil mi? 8 mana 2 tane 6 manalık yaratık koyuyor ya. Peki. Rogue.
Rogue çok çirkin şu an arkadaşlar. Hepsi common arkadaşlar. 1000 tane var yani. 3 Blink Fox'um var. 2 Evil Miscreant'ım var. Bir tane de Henge Clan Burglar'ım var. Bu ne abi? Yani bu adamcağız bununla nasıl başa çıksın? İridi yok oldu herif yani. Daha 2 Blink Fox var ha. Yani sıra gelmedi çocuklara. Öyle abi. Bir düşüneyim. Bir bakayım. Oh. Çekil oradan. Arkadaşlar Blink Fox oynamasını bilirim. Ama Blink Fox oynarsam Flame Strike olabilir. Masamı veririm yani. Bence gerek yok. Biz bence şöyle yapalım. 1 Hz ziyan edeceğim. Böyle yaparsam hiç ziyan etmiyorum ama 27'yim. Ben iyiyim gibi geliyor bana. Oya bakalım. Adamın şimdi nesi var arkadaşlar? Magic Trick'ten aldığı kart var. Magic Trick'ten Magic Trick almış. Peki. Başka ne biliyoruz adamın elinden? Tome of Intellect'ten aldığı kart var. Messenger Raven'dan aldığı kartı oynadı. Karşı oynarken kesinlikle adaletsizlik var. Çok büyük haksızlık bu klas. Rob yani şu an saçmalık arkadaşlar. Bayağı ciddi şekilde adaletsiz yani. İşte arkadaşlar ama bakın Flamestack sıkıştırdı beni. Bakalım ne oluyor. Desem duplikat yok değil mi şu an? Oh bir de çalışacak yani. Arkadaşlar damage'dır. Şimdi giriyoruz tekrar. Şimdi Unleash. Burası biraz canını sıktı. Flamestrike'a full clear var arkadaşlar. Henge Clan oynarsam. Adamı Great Rakem misalci Tome of Intellect'ten geldi. Magic Trick'ten alınmış kartı var. Üç, beş, sekiz, dokuz, on. Yeterince iyi skor bence. Şimdi biliyorum. Aha geldi işte. Bu tehlikeli olabilir. Çok iyi bir şey bulursa tehlikeli olur. Kermen can sıkar. Bakalım ne oluyor. Ink Master Soul'ya çalıştırıyoruz Rogue'la. Evet. Lancelot sen tam neden bahsettiğini bilmiyorsun. Öyle yok yere karşı çıkma duyduğun her şeye. Neyse ki arkadaşlar Pyroblast'te Lethal yok. Şöyle yapalım. Çok inanılmaz iyi olmasın arkadaşlar. İş görür. Öldürmeye çalışalım artık biz. Çünkü oyun artık tatsız aşamalar uzamaya başladı. Bu arenadayız tamam. Arenada bir klasın diğerine göre çok güçlü olması başka bir şey. Arenada yani böyle bir galibiyet oranı hiç görülmedi. %60'a yakın klas oranı var. Ve yani bu acemilerin de alıp klasın içine etmesi dahilinde öldü tamam. İşte arkadaşlar tabii çok orta şekerli olduğu için yaratıklarımız Flamestrike'a dayanabilen kartımız yok. O problem. Çıkmadı Flamestrike. Rahatladık. Çıksaydı yamulurduk. Ben Magic Tree'yi arkadaşlar arenada çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü arkadaşlar şey oluyor. Nedir o? 3'e 8 değil mi? Öl bakalım. Dandik dandik yapıyorlar. Sabah kadar vurup öldürdük adamı. Şimdi arkadaşlar Primordial Glyph niye çok iyiydi de Magic Trick kötü? Bir kere arkadaşlar Primordial Glyph'te mana zararı yoktu. Değil mi?
Yani 2 manaya atardınız. Bulduğunuz kart 2 mana cüzdardı. Mana zararı yoktu. Dolayısıyla hiç mana... Şimdi Magic'te de 1 mana zararı var. O okey. Bir de arkadaşlar büyük kart bulup ileride oyunu çevirecek bir şey yakalamanız imkansız. Yasak. Çünkü 3 mana veya daha az veriyor. Arkadaşlar bu nedir? Rank'te Sorcerer's Apprentice'de kullanılır değil mi? Atıyorum Luna ile kullanılır. Luna mıydı onun adı? Stargazer Luna. Evet. Luna ile kullanılır. Hani rankte bir şeyler yapılabilir. Ama arkadaşlar arenada yani 3 mana veya daha ucuz bir spell'i 1 mana pahalı az bir değil arkadaşlar. Yani 3 manaya Frostbolt, 4 manaya Volcanic Potion o kartların zaten güzel kartlar olarak nitelenmesinin sebebi ucuz olmaları. Üzerine 1 mana koyunca o kadar güzel olmuyorlar. Tamam. Hani seçme hakkı falan hoş ama arkadaşlar. Magic Trick arenada iyi bir kart değil. Ha bu ne ya? Maiev versus Anduin. The light shall bring victory. None can escape my fury. Sprint yani arkadaşlar Destiny'nin mana körü çok pahalı değil. Özel olarak dikkat ettim sprint atabildiğim ama fark ettiyseniz çok aşırı fazla değer ürettiğimiz için Blink Fox'la onunla bununla ekstra bir sürü kart aldığımız için yine mesela Sprint tek bir oyun oynayabildik. Gerçi Sprint çok fazla çekmedik ama 3 oyun çekip bir oyun oynayabildik galiba. Ve yani ama çok oynayabilirmişiz gibi durmuyor. Mesela böyle bir elle oynayabiliriz Sprint'i. Bakalım. Yani arkadaşlar şöyle oluyor. Size arenada Rogue önerilmediği zaman haksızlığa uğramış oluyorsunuz. O tatsız. O kadar olmaması lazım. Yani 9 klas var arkadaşlar ve hepsi birbirinden farklı farklı. Tabii ki tamamıyla denk olmaları mümkün değil. Ona bir itirazım yok. Ama yani farkın mantıklı aşamalarda olması lazım. Bir klas %60'dayken bir klasın %45'lerde olması bu ne arkadaşlar? Yani mesela internetten bakmayan falan bir insan anormal büyük hata yapıyor yani şu an. Mesela abi Warrior iyiydi falan. Warrior şu an en kötü klas. Adam Warrior'ı bir alıyor. Bam. Bitti. Yani artık arenasında arkadaşlar 7 yaparsa çok başarılı filan. Şimdi ne yapayım? Mad Bomber coinlesem mi? Kötü değil tabi. Çünkü 2 mana 2 mana filan güzel geliyorum gerisinden. Evet devam alalım. Olmadı. Arkadaşlar %70 ya. %70 ya. Demin oldu şimdi olmuyor pek. Page Turner peki. Şimdi arkadaşlar adamı rahatsız etmek için şöyle yapacağım. Yani adam 3'e 2'sini benim 3'e 1'imle değişsin diyorum. Yani işte arkadaşlar yaşamımı kaynak olarak kullanıyorum. Tabi burada Power Shield canımızı sıkar. Kabaltalon Priest canımızı sıkar. Kabaltalon Priest geldi. Bitti oyun. Yani arkadaşlar bu niye oluyor bak peki? Çünkü arkadaşlar yani çünkü Mad Bomber ıskalıyor onun için oluyor. Mad Bomber ıskalaması böyle bir şey olmayacak. Ama Mad Bomber ıskalıyor tabii sağ olsun. Oğlum canım. İmkansız. Yani çok zor. Bir daha bu buff abi. Abi kabalt olan priest çıkartamayan bir adam olacak mı acaba? Acaba bir gün öyle bir şey görebilecek miyiz? Yani kabalt olan priest hiç yani oynamayan olmuyor arkadaşlar. Biraz bezdirdi yani. Ve yani mesela bakın herhangi bir gecikmeyle falan değil. Hayır hayır. Üçüncü tur yiyorsun. Mesela bu sefer dördüncü tur yedim çünkü üçüncü turdan Power Rush Shield atıp heal etti. Yoksa üçüncü tur yiyecektim yani. Adamın elinde üçüncü tur vardı. Ve bunların hepsinin olma sebebi benim Mad Bomber'ın oyun başında ıskalaması. Kafayı abi bu ne ya? Başlayacağım ha şansınıza. Abi hepsi bunda iniyor. Oğlum. Ya ne yapıyorsunuz abi siz? Abi birinci tur Argent Sky, Power Rush Shield, Spellbook Binder, Kabalt Olan, Peace, Hedge Clan, Shade Queen. Ya bu ne abi? Ayıp ya. Başlayacağım şansınıza be. Ne yapsam sapleyeyim mi? Bu da çok iyi değil mi? 4'e 7 ayı. Hiçbir şey yapılmıyor ki.
Ben de 3'e 7 olabiliyorum. Abi çok tatsız bu kadar kuvvetli açılışlar yani. Mutlaka kabartalan priest yiyorsun yani. Ya bir dur. Pay. Anasınız. Bu ne ya? Bu ne ya? Jod. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar tamam kabalt olan priest çıksın. Power worship. Yani ama bir de bunların hepsini böyle mükemmel bir şekilde çekmeye de gerek yok. Yani bir aksilik olsun yani. Hiçbir problem yaşamıyor herifler yani. Orada artık insan sinir oluyor. Ne güzel. 4 manet 4 diye geliyor. Fırt diye. Hiç problem yok. En ufak bir probleme ihtiyacımız yok. Okey. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Çok iyi bir hareket olması da. Bunu healenince 2'ye 2 veriyordun bana. Okey. Buna da Shadow'ları death çıkart Sonic kaybedeceğim. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Biraz aklımı yitiriyorum yani. Yani adam doğru lekiyi falan buluyor artık yani. Traveling Healer'la bunu heal'layıp bunu da oynayıp şey de yapabilirim. Anladım. Hatta buna şöyle böyle. Yani arkadaşlar bir tanesi olmasın değil mi? Şimdi bak 3'e 7 Taunt'a çat Shadow World Pain'i verdi. Değil mi? Mad Bomber ıskaladı. Güzel güzel Kabalt Alan Priest'ini indi. Bunu indi. Bunu 14 health yaptı. Bir yerde death olmasın artık. Tamam. Peki. Dandik biraz. 4-5 yetmiyor şey. Direwolf Alpha'ya baktım da yetmiyor arkadaşlar. Okay. Execute. Of. Dur. O güzel değil. Ne yaptın oğlum böyle sen? O güzel değil. Yedi atak. Böyle yedi vurabiliyoruz. Buna bakalım dur. Bayağı kötü geldi. Bu mu? Bu da ölmek üzereyken aslında belki iş görebilir ama. 5 tane birebir. Think. 2 damage vuran Leki belki. Lütfen. Yok abi bizde yok o işler. O işler bize gelmiyor işte. Ya bu iyi mi? Bu iyi. Çok da iyi değil aslında ama. Yani arkadaşlar adam artık ondan verim alabilmek için yani yaptığı harekete bakın. İki yaratığa taunt filan. Tabi ben yine şans dedim tabii ki yine tutmuyor. Adam olsaydı tutmuştu şimdi. Ve bakın ben iki kere şans denedim. 5'te 2 şansım var yani. Neredeyse 5'te 2 değil tam olarak da. Yani 2 damage vuran Leki gelse bu ölmüştü. Bu ekstra bonus kart çekmemişti adam. Bir tane daha. Ya
Vay 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 vay. Adam da diyor ki bir dakika abi, life yok. Life yok, sen rahat ol. Öyle life alamaz. Vay anasını. Peki. Adam life yok dedi bize. Bu güzel aslında. Şaşırtıcı bir şekilde. Altı. Bunu inemem. Biraz fazla life gain oldu arkadaşlar. Neyse ki arkadaşlar, çektiği kart, yani bakın, o Dalaran Library'ine pahalı bir kart çekseydi orada canımız sıkılmıştı. Vay anasın adam, Henge Clan, Shade Quill inip silence'ladı lan. Silence Priest. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar, ben Witch's Brew hani life'tan giderim diye korktuğum için almıştım. Şimdi şöyle problem oldu. Kartım bitiyor. Normalde destenin yaşamadığı bir tehlike bu. Şu an işte Blind Fox'ları ve Evil Miscreant'ları çekmem lazım. Çünkü kartım bitiyor. O zaman life gain bir işe yaramayacak. Dark Shard Library'ini kullanamadım. Bakın adam arkadaşlar Archmage Arugal'ınıp ekstra bir tane 2/3 çekti. Ben inemiyorum bile gelen 2 manlık random kartı. Bunlar işte insanı geri bırakıyor. Bu iyi geldi yalnız. Şimdi Dark Shard Library'inde arkadaşlar bütün kartlarımı son kart olarak atayım diyeceğim. Son kart Witch's Brew olacağı için olmayacak o iş. Adam değere döndü şu an. Peki. Güzel arkadaşlar, değere dönmesi alalım. Peki. Çok güzel kart koymuşsun desteğe. Teşekkür ederim. Heh, Blink Fox iyi. Güzel bir şey var, bakayım sen bana burada. Çok kötü değil. 2, 6, 3, 4, 5 yetmiyor. Yapılacak bir şey yok. Böyle vurmak zorundayız değil mi? Şimdi arkadaşlar bu kart biraz dalga geçtim ama şu an tehlikeli ha. Bu salak yani. Ben bunu vurmak zorundayım yani. Bayağı problem. Healing'i 4'e çıkartıyor değil mi o? Abi şunu bir heal'lasa. O da onu heal'layacak. O da sinir edecek ama. Olsun bakalım ne yapacağız. Yok, o rahatsız eder. 5'e 5 inelim. Dark Shard Library'ni oynayamıyorum işte, o tatsız. Olsun arkadaşlar, yani bakın tek kartla bir 3-3 bir 5-5 oynadım. Çünkü artık gördüğünüz gibi iki tarafında kartı kalmadığı için arkadaşlar mana önemini yitirdi. Hani her şeye manamız yetiyor ikimizin de. Önemli olan kartın büyüklüğü. Mesela şu an arkadaşlar atıyorum Mountain Giant bile iyi bir kart. 10 mana 8-8 diye oynasa adam. Çünkü oyunu kazanmak için biz tabii biraz daha iyiyiz adamdan. Adam biraz masası boş. Conceal Arena'da çok kötü bir kart. Conceal Rank kart. Okey, öldür bakalım. Geri heal'la. Okey, o yalan. 4'ü 3'e çıktım geri. Money. Peki, bir kart değil sanki. Bakalım mı tekrar heal'a mı abanım? Yok yok, bakalım bir. Bir dakika. Bu adamı 16 mı vuruyor? Anasını satayım, bir dakika oğlum, ne oldu lan? Peki şimdi bunu yapsam, bunu atsam. Buna 4. Buna 4. Buna 4. Bitti. Wow. Çok beklenmedik bir şey oldu arkadaşlar. Şikayet edecektim ama bir baktım Witch's Brew var yani. Çekil bakalım oradan. Çekil bakalım oradan. Justice is mine.
Güçlü dost bağ. Hocam 6K DAS var. Yeni destek yapar mı? Acaba ne düşünüyorsunuz? Şimdi neler çıktığına göre değişir. Kutlu Hanım. Bilmem neler nelerin çıktı. Bence iyi yaptık ya arkadaşlar. Çünkü bakın güzel taptek etti adam. Buraya olması lazım. Okey. Şimdi bunu son kartla oynayabileceğim de arkadaşlar öyle bir avantajı oldu. Bir daha mı Blink Fox? Maşallah lan ne Blink Fox çıktı. Gel. Kim o? Yaratık işte. Yani body. Ne ki yani? Şikayetçi olmaya gerek yok. Ben kafama 4 daha yiyeyim mi? Bence ben kafama 4 daha yiyeyim. Ha bu bunu koyuyor. İyi iyi işe yarıyor. 3, 4. Bitti arkadaşlar adamın kartı. Yani 14 tamam biraz az ama yani nasıl vuracak ki 14'ü? Yukarıda oynuyor herif. Bende kart 1000 tane var. O kartı eko yazmamızın bir sebebi yok benim görebildiğim. Kutlan sana bedava legendary ne geldi veya bedava legendary gelmesi yani ne legendary geldi? Evet discard neden geliyor tabii işte. O zaten olay arkadaşlar. O da ekstra bir kart çekmek demek. Şu an imkansız yakın adamın herhalde. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim listemde çok pahalı bir şey kalmadı. Okay. Problem değil. Bu Henge Violet Spellsword biraz patladı ama. Ama arkadaşlar ne kadar haksızlık olduğunu görüyorsun değil mi? Klasın yani. Evet. Herhalde. Bitmiyor arkadaşlar. 2 damage? Yok. Peki. İnanılmaz kötü bir kart ama deneyeyim mi? Yani aslında yakında da okey okey. Normal çok kötü kart ama arkadaşlar. Sonuçta öldürme işimi hızlandıracak. Khadgar çıktı. Khadgar çıktıysa Kalegos yapıp Mage yapabilirsin. Şu an en iyi 3. destin falan o civarda bir yerde. Rating %1. Arkadaşlar işte Blink Fox gördüğünüz gibi cılkını çıkardı yani. Ve fark ettiniz yani özü olarak çok iyi şeyler vermedi. Kötü şeyler de vermedi. Şimdi günah anladım ama yani arkadaşlar yani tek kartla iki kart üretiyorsunuz sürekli. Adam yukarıdan bir tane kart çekiyor. Ha. Peki. 6, 9, 10, 11, 13. Bu bunu koyacak masaya. Başka bir şey koyamıyor değil mi? Gel. Tehlikeye gerek yok. Dur. Okey anlatsın. 3, 6, 8, 9. Bu da her türlü 2 demiş işte arkadaşlar. Adam hero power'ına counter edecek. Adam iyi dayanıyor bu arada. Yukarıdan maşallah bayağı asıldı ama bakalım. Ben yine de sizin videoyu bekleyeyim. Tamam işte yarın hallederiz inşallah. Peki. Vallahi arkadaşlar bayağı okkalı çekiyor. Biraz canımı sıkmaya başladı ama bakalım dayanırız diye umuyorum. Deckhand geldi. Deckhand. Çekelim. Güzel. Evet. Üç, dört, beş, yedi, on, on bir, on iki, on dört damage'ımız var. Okey. Artık ölür herhalde. Üç Henge Grand Shade Coil. Biraz abartmış arkadaşlar. Çok güzel kart ama üç bence biraz çok. Çünkü ileride koyuyor yani biraz. Adamlar yaşam var. Ama yani tabii dört, yedi de az buz değil. Üç bile alınabilir yani. Çok güçlü kart. For the King. Yetmiyor. 3, 4, 6, 9, 10, 11 headcrack var. 13 işte. Justice is mine.
Yani işte arkadaşlar bu Discover'ın, Random'ın avantajları bu. Dandik kart aslında, bakın headcrack. Ama artık arkadaşlar o aşamada benim manam var o işi yapmaya. Her turn 2-2-2 içeri ekstra bir hunter yapıyor olarak sokuyorsunuz. Mesela arkadaşlar headcrack bence biraz güçlendirilse bir sakıncası olmaz. Bir 3 damage çıkartılsa bir sakıncası olmaz. Ama yani arkadaşlar bakın gördünüz. Oyunun başında ne kadar zorlandık. Fakat oyun ortaya bir düştü. Arkadaşlar iki tarafında kartı az falan bitti. Blink Fox, Blink Fox, Evil Miscreant, Blink Fox, Henge Clan Burglar. Yani çünkü arkadaşlar adamın öyle bir top day'i yok. Hani adam atsın atsın Thought Steal atsın. Bir tane atıyor. Çünkü arkadaşlar bir de Thought Steal sizi masada geride bırakıyor. Blink Fox'un güzelliği o. Şimdi bakın Thought Steal ne yapıyor? 3 mana atıyorsunuz. Hiçbir şey vermiyor size masaya. 2 kart veriyor. O ilk kartın manasını verince öne o geçiriyor. İyi de Blink Fox hemen masaya bir şey veriyor ve artı 1 kart veriyor. Yani çok fark var arkadaşlar. Yani tamam ileride mana önemini yitiriyor diyorum ama o kadar da değil. Yani mesela çünkü arkadaşlar 3 manaya Thought Steal attınız. 8 manalık kart geldiyse oynayamazsınız yani. Veya işte arkadaşlar bir 6 bir 5 manalık kart geldi. Onları turnlere bölmeniz gerekiyor. Blink Fox hemen masaya bir şey veriyor. Rakibin uğraşması gereken. Onun için yani şu an bu aşırı güçlü. Bir de arkadaşlar bakın Common. Yani ben destemde toplam şunlardan Blink Fox, Evil Miscreant, Henge Clan Burglar'dan 6-7 tane olsa ki 6 tane var şu an gerçekten ben toplam. Biraz şanslı mesela. Çok şanslı değil bakın. Bunlardan 8 tane falan oynayan olmuştur ben size söyleyeyim. O malık ejderhası kart bir kart yardımcısı pek olmaz. İkisini birden yapmaya çalışın. Yani beraber giriyorlar desteğe. YouTube 4230. Vallahi arkadaşlar. Tamam. Yani standart videosunu istiyorsunuz biliyorum ama hani dedim ki ben de bir hoş bir şey olsun, bir şey yapalım filan. O zaman ben biraz daha bekleyeyim bir bakayım. Haberiniz ola. Yani arkadaşlar early game'imiz var, o güzel. İşte Henge Clan Hogsteed var, Juggler var, ne bileyim Ooze var, Moose var. Biraz oyunun başında bir şeyler yapıyoruz. Sonra zaten ileride çok ciddi bir kart çekme mekanizmamız var. Onun için de oyunları güzel güzel oynayabiliyoruz. Yani bir mağlubiyetimiz Rogue oldu. Hem biraz şanssızdık. Yani oyunun başında random effectler bizim kötü çalıştı. Bu yok yere bir sürü damage yemek zorunda kaldık. Ki yani o da arkadaşlar onda siz çok iyiydi ayrıca. Bir tane de arkadaşlar işte adam 3'e 4 oynadı 3. tur. 4. tur artı 1 artı 1 verdi. 4'ün bedava öldürdü. Sonra o 3'e 4 ölünce Void Caller 6'ya 6 geldi masaya. Öyle yani. Yani onun dışında mağlubiyet yok şu an. Bakın mesela. Görüyor musunuz şimdi? Bak tam söyleyeyim olay oldu. Dünya yok mu arada arkadaşlar? Bak. Kolay gelsin. Ve ben bu oyun hızlı ölecekmiş gibi durmuyor yani. Peki. Adama da bir life veriyor en azından sadece. Ya benim de işime yaramıyor. Tabii kötü oldu arkadaşlar. Ama yani şu an durum çok kötü adam için. Bak Blink Fox çatır çatır vuruyor. Namussuz geldi yine. Bu ne be? Adam sinirlendi. Kızım abi ne yapayım? Özür dilerim. Rogue böyle. Yani varyantları gelir. İşte ne bileyim uzlu oynanır. Bilmem ne oynanır bir şey olur ama yani şu an dediğim gibi bence hem Token Druid hem Bomb Warrior hem Khadgar Mage bunlar iyi destekler yani mutlaka. Ya mesela aslında o Tier 3 desteğiymiş, göremediğimiz deste varmış. O kadar olmaz yani. Biraz oynasa bile. Buna çok gerek yok. Okey. Yani zamanında bilmem ne de iyiydi. Bu da böyle olsun iyi bir yaklaşım değil arkadaşlar. Ben mesela şu an hani ulan hani Rogue hani Rogue diye çıldırıyor olabilirdim yani. O ne abi? Ciddi misin? Yanında birebir web spinner benzeri kartı mı koyacağız? Veya web spinner mi? Harbiden web spinner aldım. Ben hayatımda ilk defa böyle legend olmuştum. İnanamıyorum şu an bu olaya. Saçmalığa bak. Wanna blow something up?
Abi yeter, ne sevdin benim suratımı be? Ya ne, bayıldım be abi ya. Ya abi yapma ya. Artık yeter. Oyunu kaybettiriyorsun sürekli. Abi yeter ya. Abi ciddi mi ya? 3'e 1 Undertaker'ım var ikinci turmasında ya. Abi yapma ya. Eğlenme benimle ya. Ya abi artık ya. Adam ikinci tur 4 tane bir manlık kart oynadı ya. Ya artık. Ya şaka mı yapıyorsun? Espri mi? Komik mi? Bu ne oluyor? Ben anlamıyorum ya. Bir kere yere vurdu. Şükür. Undertaker 3'e 1 saldırıyor ya ikinci tur. İkinci tur 3'e 1 Undertaker saldırıyor. Tamam. Kötü. Bunu öldürmek isteyecek adam. İlk iki turda 4 tane bir manlık kart be. Öldüreceğim abi onu. Tabii ki. Onu iyi oynadın, aferin. Bakın ne demek ki olduğunu belli etmiş oldu şu an. Okey. Yetenekli çocuk. Bu arada ben söyleyeyim, bitmişti oyun benim. O oyun mesela. Arkadaşlar adam çok fazla kaynak gömdü oraya. Mahvolmuştu. Şimdi 5-5 ağzına vuracaktın. İlk gelen yaratığına bedava ölecektin falan. Bir anda yamulduk. Deadly shot. Easy. Vay anam. Elinde 5 mana plus spell var adamın ha. Ne olabilir 5 mana plus spell adamın elinde? İyi. 2 tane 5'e 5 koyan mı? Çok rahat geçiyorlar ama. Abi bunu verme, bunu verme. Bak bu bayağı kötü ya. Yazık be abi. İnsanız be. Bunu vermeyeydin ya. Peki. Umarım o değildir. İnanamıyorum karta. Gerçeküstü bir insan olacağım şu an. Okey, peki. 4 damage vurdu adam. Biraz da biz de vuralım arkadaşlar. Mal toplamayalım. 2 tur öldürüyorum değil mi ben şimdi? 4, 8, 9, 10. Tekrar rush da verebiliyoruz. Buna da verebiliyorum hatta. Adamın elinde 5 mana plus spell var. Doğru muyum? 5 mana plus spell. 5, 2, 2 olabilir. Twin spell'li. Ne yazık ki. Nasıl satayım peki? Neyse cevabımız var. Cevabımız var. Omuz abi. Okey, kabul. Unstable Ghoul desem. Unstable Ghoul'a 5'e 5'i koy yapsa olur. Peki yapsın. 5'e 5'i getirirse kazanıyorum oyunu. 5'e 5'i oynayamıyor şu an. 5, 9, 10, 11, 12 damage'im var. Rush artı bir atak da var. Şimdi zerreyebilir. Bakalım ne oluyor. Ha, nasıl satayım ya. Clockwork otomatonlu adam ya. Açılışa bak ya. Beni buluyor anasını satayım. Bir de 4 mana 2'yi değil de iyi buldu bakın. Normalde iyi kart değil ama adamın körvünde hiçbir şey yokmuş orada. Çekil abi, çekil abi. Hepiniz kötüsünüz bence. Çekilin burada. 1 mana 2 mana kart lazım biraz. Abi yapma be. Ay öleceğim. Abi deste çok güzeldi ya. Ağır al lan, ağır al. Şş, açma. Şş. Heh, tamam güzel.
Güzel güzel güzel. Go. Arkadaşlar burada coin'imiz çok kıymetli, vermememiz lazım çünkü elim yavaş. Coin'e ihtiyacımız var. Oh babam. Oh, ağır al babam. Aman abi ağır al. Aman abi acele etme. No hurry, no rush. Okey okey güzel. Tamam arkadaşlar ne kadar ağır alsa o kadar iyi. Mahvedeceğim çünkü ağır alsa. Camak ağaç geldin, hayır yapmadım. Speak to me. Oh güzel. Al abi. Güzel. Biraz ağır. Arkadaşlar artık ağırlıktan cılkım çıktı yani. Adam beni pataküte dövmezse onu bence bir step yerim. Arkadaşlar kötü kullanım. Farkındayım ama bence biraz kötü kullanıma geçmemiz lazım. Çünkü çok güçlüyüz şu an. Ama bunu seprersen bu herif bunu masaya tek inecek. O da benim canımı sıkacak. Şimdi burada çeşitli hareketler var arkadaşlar. Şimdi onu seplememin dezavantajı şu. Eğer onu ben seplersem, sepledim onu. Buna vurdum. Üzerine bunu indim. Bu 4'e 6 inecektim. Ben 5'e 3 vuracağım. Ha, aslında çok dikkat ettim. Çok kart çekiyorum ya. Show mu? Çekeyim bakayım bana. Show. Ooo. Show yani. Ay çok komik, manasını satayım. Anladım espri. Show yapacak. Yeni meta kesin olması gereken gece Legendary %100 çok net bir farkla Zilliax. Çok rahat. Bittin. Yedim seni. I'm gonna eat you. Nam nam nam. 3 4 6. Bütün yerden rush ha. Abi çok yani çok aşırı korkunç bir olay bence. I wonder. Al lan al. Bence değer. Gel bak şöyle. Gerçi bu arada sıfır işe yaradı şu an. Farkındaysanız. Elime almak var mı bende şu an? Bu Murloc diye bu kalsa daha mı iyi? Murloc diye kalsın. Kafama 4. İyiyim ya. Yaratık yaratıktır. Öldürmezsen yandın şimdi. Mesela şimdi o 4'e 6 tontu inerse arkadaşlar Lotus Assassin güm vurup yanında biri birle vurup hop Lotus Assassin stealth'e geri girsin. Kolay gelsin. Hey goon over here. Bence şu an yani mahvoldum. Bir de arkadaşlar Paladin böyle bir şeyi öldüremiyor biliyorsunuz. Altı hertli bir yaratığa paladin yok öyle bir müdahale. Silence edilir en fazla. Bir de 2'ye 6 getiriyorsun. Nice play chief. Sıçtım batırdım öyle söyleyeyim sana. Dr. Bonk'cum öldü. Bomb River girmez hayır. Bomb River. Ha. Dust'a bir şey diyemem. Ona çok şey yapmayayım da. İkisi de olur. Bu da bayağı iyi de. Ya bu da bayağı iyi. Bu da bayağı ama mana yetmiyor başka bir şey değil mi? Yok yok bu yeterince iyi abis gel. Gel abis. Daha henüz hiç şey yapmadı bu adam Master Show. Böyle başarıya imza attı kendisi. 3'e 5 kalsam arkadaşlar. 5 vuramaz aslında. Hunter Paladin Warrior kart. Kill Command atar mı acaba? Korku konuyorum arkadaşlar. Çok düşündüm. Daha hiç işe yaramadı arkadaşlar. Houndmaster Show'un yanına indiğim iki kartın ikisi de rush'lıydı. Daha hiçbir işe yaramadı koca Houndmaster Show ama yine de artık bir artık yarar diye umuyorum. Mesela bakın bunu oyun bitirir direkt. Yaşarsam. 4-4 vuruyor ölüyor. 2'ye 2'ler geliyor onlar. Ne çok oynuyorlar bu kartı. Peki.
Mümkün değil ya. Selam abi. Tekrar starti geri hop. Olaya bak. Abi çok manyak ya. Şimdi bu geliyor. 4'e 4 rush. Ölüyor 2 tane 2'ye 2 rush. Ölüyor 4 tane 1'e 1 rush. 12 her taunt indirebiliyorum şu an bunu. Bence consider etmesi lazım. Şu an 4 köşeyim evet. Aşırı güçlü yani. Bir dakika çaresiz klas. Yok 6 elte bir şey. Yani 4 elte olsa True Silver Champion diyeceksin. 6 elte bir şey yok. Yapamaz bir şey. Gromash inse bile olmaz şu an. Gromash nasıl inecek derseniz Grime Street Informant oynadı ya. Hunter Paladin Warrior Card Discover ediyor. Hunter Paladin Warrior mıydı o? Hunter Paladin Warrior. Don't care. Adam tam Houndmaster Show'u bence anlayamadı. Ben adama Houndmaster Show'u bir öğreteyim. Gel abi. Houndmaster Show bak böyle bir şey yapıyor. Gel. Gel. Bak şimdi şöyle bir ufak olay var. Hop. Ah, bu vuramadı. Öldün. İnanılmaz. Ölmedi. Brawl çıktı arkadaşlar. Ben çok etkileyim. Aha lan çok kaldı. Brawl buluyor ya. Bu adamlardaki şans arkadaşlar. Vay anasını satayım. Brawl bulmuş lan herif. Ne oluyor ne oluyor? Ne neyi takip ediyorsunuz? Ne gidiyormuş anlamadım. Metatron. Metatron. Yani tam olarak öyle değil. Ama 3 seri gidiyor. Yani çocukların söylediği yanlış değil. Bak. Esas kural şu. Yani çocukların söylediği ona denk. Onun için yanlış değil. Çocuklar doğru söylüyor. Sen yanlış söylüyorsun özetle Metatron. Önce onu söyleyeyim bir kere. Çocuklar doğru söylüyor. 3 tane gidiyor. Ama aslında kural şu. Her sene Nisan ayında 2 sene önceki bütün seriler gidiyor. 2 sene önceki seriler 3 tane olduğu için 3 tane gidiyor. Eğer 2 sene önce 2 seri olsa 2 giderdi. Mesela bu sene Nisan ayında 2017 yılının serileri gitti. Tamam. Ayrıca tam 3 olmak zorunda değil. Mesela arkadaşlar şimdi Mayıs ayında Adventure gelecek ya. Bu Adventure'ın ekstra kendine özel kartlar olsaydı onlar da gidecekti mesela 2021'de. Ya arkadaşlar bakın bu arada Metatron ve diğer arkadaşlar. Bu kadar basit, rahatlıkla Google'lanabilecek şeyler konusunda öyle hemen iddiaya tutuşmayın. Bir Google'layın bakalım ne diyor insan. Yani değil mi? Yani görebiliyorsunuz bunu rahatlıkla çünkü. Diyor ki her sene Nisan ayında 2 sene öncesinin bütün serileri gider diyor. Artık onu tartışmaya gerek yok yani. Yok efendim bir giderse destek almaz. 2 gitmesin, 3 gelmesin, ben gitmeyeyim falan yok böyle bir şey. Ya bir kuralı var yani bunun. Çocuklar da sana kafalarından atıp söylemiyorlar. Bu arkadaşlar genel bir tembellik. Yani hani ben şu an Metatron arkadaşımızı uyardım ama bu çok var. Sana diyor ki yeni seri ne zaman geliyor? Lan Google'layınca çıkıyor 3 saniyede. Niye soruyorsun her gün 50 kere? Şimdi
3'e 3 iyi ama arkadaşlar bunu bir daha kombolayamam. Ha. Oh. Ben anlayamadım onu neden yazmadığını mesela. Neden Echo yazmadığını anlamıyorum. Başka expansion gibi böyle Rush yazıyor anasını satayım. Öyle bir mantık yok. Çok saçma o. Ben de anlamıyorum yani açıkçası. Sen öl. Sen 4 mana ol. Güzel bir şey var bakayım. Genzo'lu Shark. Abi. Abi çok güçlü ya. Ya çok güçlü. Allah kahretmesin. Ya Rogue çok güçlü ya. Bu ne abi? Bu ne abi? 3 tur 5 4 var masada. Var mı lan Solfay? Arkadaşlar bakın. Bu Rogue'un ne kadar aşırı güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii çirkin bir şey. İnsanlar oyunu oynayamadan konsil ediyor. Demek ki priest aynısı oldu. Kötü bir şey yani bakın bu. Bu aslında gerçekten ben şu an yani tabii kazanmak kötü bir şey değil ama yani üzücü bir şey arkadaşlar. Çünkü adam Allah belanı versin diyor. Bütün gün roglar tokatlamış. Bir de ben yapacağım. Bu ne lan deyip kapatıyor herif. Yani şu an insanlar oyundan soğutuyorlar. Çünkü arkadaşlar arena ve yani aslında Blizzard'ın son yapması gereken şey bu arkadaşlar. Arena sırasına girdin rog gelmedi mi abi? Hard mode oynuyorsun artık sen. Bir de Warlock yoksa hadi görüşürüz. Bitti. Bok yedin artık. Şanslı olman lazım ondan sonra. Evet karşıdaki ben de o dedim. Aynen öyle. Yani arkadaşlar şu an arkadaki 4 arena Rogue geldi. Şanslıyım. Gelmese. Yani arkadaşlar bakın. Warrior'ın kopuk olduğu zaman var ya hatırlıyorsunuz. Yani Warrior of arenada Warrior akıyor filan. Warrior %53'tü. 53. Rogue şu an %58.5. Bu ne ha? 58.5 ne demek? Yani arkadaşlar rastgele kötü bir oyuncu da elini alıp bunu aşağıda çekiyor bakın. Onlar ama 58.5 yani. Ya mesela arkadaşlar benim gibi bir oyuncunun elinde veya bizim kanalda ya bir sürü iyi oyuncu var. Yani 70 civarı lef oynamazsınız arkadaşlar Rogue'un. %70 civarı win rate'de. Belki daha yüksek. Çok adaletsiz yani. Hah geldi işte. Zaten bence arkadaşlar son bütün maçların hepsinin Rogue'a karşı olması lazım. Yani arkadaşlar şu an Warrior kaç biliyor musunuz? Warrior şu an %41. %17 fark var. %17. Bu ne demek ya? Yani arkadaşlar Warrior'la arena girerseniz 1-3 veya 2-3 yapmanız lazım demek bu. Olmaz yani. Şimdi tabii arkadaşlar herhalde Blizzard'da şey yapmak istiyor. Müdahale etmeden önce biraz bekleyelim diyor. Ama işte o biraz beklemede bile şu an insanlar çok soğuyor olabilir. Şimdi Uğuz yani arkadaşlar o kadar bela bir şey ki. Bence Uğuz'u inmemiz lazım. Bilmiyorum ya. Çünkü bakın şöyle bir problem var. Üçüncü turda Evil Miscreant de oynamayacağım. Yani sonuçta değil mi? Kombosundan vazgeçmeyeceğime göre kartın. Bize body lazım. Gelecek turda Hero Power basar. Üzücü tabii Rogue matchup'ında böyle bir hareket yapmak. Batu hoş geldin. Hayır 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 backstab atma. Ya. Anasını satayım. Atacağım galiba arkadaşlar. 3 mana backstab'e ne dersiniz? Cık, dursun bir tur. Bunu yaparız. Ama kötü şu an bu. Kalkın hadi. Genzo'lu Shark arkadaşlar saldırırken 2 oyuncunun elinde 3 kartı tamamlıyor diye hatırlıyorum ezberden. Ama önemli değil arkadaşlar 5'e 4 yani. Ağzını vuruyor adamın yani. Okey. Adam da kötü çekmiş o kurtardı biraz. Hala kombolayamıyorum arkadaşlar bakın o çok tatsız oldu. Yani cheap shot'la kombolayabilirim. O kötü bayağı. Biz değil anasını satayım. Daha hala. Peki. Umana pahalısına. Oh. Lol. Olaya bak. Peki. Misplay. Misplay. Easy misplay yani. Silahlı öldürmek varken. Hmm.
Mana'yı iyi kullanmadık ama değer arkadaşlar. Yani bakın buna müdahale edemiyor şu an adam. Elinde 2 damage vuran Leki olması lazım. Uzla mesela şu silahı kırsam oyunu bitirirdi yani, ben size söyleyeyim. Bir daha. Bir daha Evil Miscreant. Evis mi var? Evis de çok tatsız. Peki. Maşallah. Gabdur. Bir de bu da öldü. Gabdur. Okay. %100 arkadaşlar. Bu Knife Juggler gibi değil. Random enemy değildi. Kafaya vuruyor direkt. Kötü bayağı. Bunun içinden çıkan bıdık Murloc. Kendisi Murloc değil. Bence go. Çok iyi değil ama yani yapabiliriz. Çekil abi oradan. Tabii 3'e 2 silahın karşısında kötü oldu. Kötü. Biraz sarpa sarmaya başladı işler. Hadi abi. 2 damage vuran. Geldin lan. Aferin lan, bir boka yaradın. Dur bakayım şimdi. Toparlarım. Toparlarım oyunu. Dur. Dur bakayım şimdi. Biraz kötü oynuyor arkadaşlar. Bir tık kötü oynuyor adam. Ama hala daha dönemedik geri de. Of. Allah'tan 7. Allah'tan sadece 2 tane. Buna da şükür. Bir de Lek. Lek'sini oynadı mı? Hayır, oynamadı. Oynadı pardon, yanlış söyledim. Curse Cast bebeğimiz var. Olur. Olur. 2 cost minion çıkar. Yo, bu iyi. Çekil bakalım lan. Aa, bu hiçbir şey çekemiyor. Anasını satayım. Bu çok kötü. Bir şey çekmiyor ki bu salak. Bu çok kötü. Patlaya yazdık galiba. Kimseye vermeyelim. İşe yarayabilir. Normal dandik kart ama. Silahını arkadaşlar aşırı cimrilik etti herif. Yani kullanması lazım bence. Sonuçta Deadly Poison'ı adam zaten Evil Miscreant kombosu için harcadı yani. Mükemmel. Ve çekemedim arkadaşlar. İlk defa bütün aranı. Stab. Wow. Double stab. Double stab biraz aslında şey arkadaşlar. Çok iyi. Hiçbir şey aramadı yani. Ne çok konuşuyorsun lan? Sus lan. Kafa kalmadı anasını satayım. Bir sus. Düdüğe bak. Bıç 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 öttü bir sürü. Vıcı 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 vıcı. Ne diyorsun ablacığım? Abi kart kalmadı ya. Discover a spell lazım ya. Discover a spell lazım. Anasını satayım. Discover a spell lazım. Yeter ya. Çok iyi. Hadi bakalım. Adamın eline bir tane Face Collector'dan gelmiş olan Random Legendary var. Şimdi arkadaşlar adam fazla ağır aldı. Life olarak öne geçtik. Abi Fan of Knives atma. Deadly Poison patlak. Baya kötü. Okey, kabul. Çok iyi yani bu. Okey. Yine mi cimrilik edeceğim? Vurman lazım oğlum artık ha. Aferin, akıllandım. Artık olmaz arkadaşlar, olmaz. Vurması lazım. Traveling Healer. Cheap Shot çok iyi olmuyor. Bu bayağı iyi. Adam önünde bir adet Random Legendary var değil mi? Şimdi bu iyi bence arkadaşlar. Yani şöyle, bunu bir mana pahalı yaratığa dönüştürmek bence işe yarar. Çünkü 2'ye 6 olacak. 2'ye 6'yı 5 manalık yaratığa dönüştürmek daha iyi. Ama bunu da dönüştürebiliriz.
2'ye 6 idare eder deyip bunu da dönüştürebiliriz. 1'e 2 yaratığı 4 malık yaratığa dönüşmek daha iyi olur değil mi? Daha verimli olur. Al. Tabii 2'ye 6 daha iyi. Oh. Abi geç fark ettik. Önce yapmam lazım abi işte. Hep hata. İki tane birbirini mi vursam acaba daha iyi olurdu. Dur bakalım. 18. Peki. Bir kötü oldu. Bir kötü oldu. Tamam. Arkadaşlar orayı komple öldürebiliyoruz. Tamam, oraya verelim bence biz cheap shot'ı. Al abi. Şimdi arkadaşlar adamın eli bitti. Değil mi? O güzel bir şey. Life olarak da neredeyse aynı yerdeyiz. Deathwing olmasın lütfen aldığı Legendary'e. Demin doğru oynasam önce evolve etsem bitmişti ya. Ay işte arkadaşlar zor diyorum ya Deste. Ya bu kadar arena maçına rağmen Deste bana zor geliyor yani hissediyorum şu an zor geldiğini. Deathwing çıkartma abi. Ona bile şansımız var ama yani Deathwing çıkartmasın tabii. Bir daha. Maşallah. Neden ki acaba? Peki. Öldüremiyor olmak tatsız tabii arkadaşlar. Yani bana ne olmaz ben de face gelip seni öldürüyorum diyemiyoruz. Sapleyebiliriz. Bir bakalım önce. Bir bakalım önce. Bu sefer doğru oynayalım. Hay Allah ya sinir oldum kendime. Oo, bu çok iyi. Peki. Lethal var mı arkadaşlar? Bunu açtım. Sapledim. 15 single dedim. Alakam yok değil mi Lethal'a henüz? Turn gelince 3, 6, 8, 9, 10, 11 vurabiliyorum. 4 bırakabiliyorum. Ama Shadowcaster'a bir tane daha Blink Fox oynayabilirim. Blink Fox daha iyi olur değil mi? Bundan iyi olur. Bu da iyi aslında da yok. Blink Fox yine daha iyi olur. Peki. Hero Power Go diyeceksin. Tamam arkadaşlar. Yani şu an yenmemiz lazım ama bakalım ne olacak. Mistress bak patlak şimdi. Gel bakalım abi. Evise lethal var tabi de şanslı. Oh çok kötü. Hiçbir işe yaramıyor. Yani bu karttan iki tane hangi akla hizmet alıyorlar bilmiyorum ama alıyor arkadaşlar. Yani iki tane alırım abi bundan. Tamam fena kart değil de yani iki tane çok fazla. Ölmesi lazım şu an adam mesela rahatlıkla güzel bir şekilde. Çok güzel. Mesela onu benim yaratımı yapmayı düşünebilirdi aslında. Peki. Yani öldürtemiyor gerçi de şu an. Mükemmel evi seri taptak ettim bir de. Bir de. Öldü. Kötü oynuyorsun baya. Allah'tan kötü oynuyor. Benim hatam da fenaydı arkadaşlar. İşte çok fazla olası hareket olunca arkadaşlar kararlıymışsın. Yani Master'ı baştan yapsam bu oyun çok rahat bitmişti yani. Hadi bakalım 11 olduk. Blade'ları şu an çok patlak. Magic Kitten. Hunter. Abi you go first değil ya. Yapma ya. You go first değil ya. Yapma ya. Yapma yapma. Arkadaşlar Hugo First çok tehlikeli bizmiş. Ya bu oyun şey olsak biz başlarına atraf olsak çok iyiydi. İki backstab fazla arkadaşlar. Adam yanlış yaptı zaten. Dur bakalım. Ya Hunter tabii arkadaşlar biz avantajlıyız. Çok rahat ve net bir şekilde. Hunter iyi bir kart değil. Dursun abi bu. Dursun mu?
Birinci tur bu. İkinci tur Hero Power. Üçüncü tur Blink Fox veya bu. Dördüncü tur herhangi bir şey. Beşinci tur Evil Miscreant artı Tangle for Misty'in verdiği yaratık. Peki kabul go. Anladınız değil mi? Şimdi arkadaşlar 2-3 inerse 2-3'ü kapatacağım. Bununla vuracağım. 2-3'ü damage yemeden öldürmüş olacağım. Çok iyi. Yani Evil Miscreant'ı kombolayabiliyorum arkadaşlar ben 5. tur. 3. tur Blink Fox oynayacağım. 4. tur Tangle for Mystic oynayacağım. Elime 2 manlık kart gelecek. 2 manlık kart tabi anormal kötü bir şey değilse. Değil mi? Okey. Fox mu Mystic mi? Fox oynayalım. Çok iyi geldi. Kafa atalım 28 kalalım. Vuralım öldürelim. Bence iyi. İnanılmaz iyi geldi arkadaşlar. 4 mana 2'ye 4 atağını vuruyor arkadaşlar adamın yere. İstediğimiz yere. Adamın kafası dahil. Okey. O biraz sinir. Peki. İşe yaramıyor ne yazık ki. 3'ü 4 indiği için. Kötü kart peki. Arkadaşlar önemli olan şey şu. Geride kalmadım. Ortada oyun. Şimdi Evil Miscreant'ı bu kombolayabilirim. Lotus Assassin'i mi inebilirim? Yerine göre bakacağız. Bu oyun şimdilik iyi miyiz? Bence iyiyiz. 4 life alsam daha iyiydi ama 3 life'la da iyiyiz. Bu arada arkadaşlar bu skor 2-2'den mi ne gelme galiba? Değil mi? 2-2 mi ne olduk? Tam hatırlamıyorum sayısını ama. Baya başta maalesef. Arkadaşlar 8-9 maç kazandık şu an. Avantajlıyız şu an ama tabii arkadaşlar 11 Win Hunter adam çok manyak şeyler çıkartabilir. Birkaç tane o Twin Spell'den çıkartabilir. Göreceğiz bakalım. O tabii biraz kötü. Okey. Ben de kombolayacağım tabii şu an hemen o zaman kartım arkadaşlar. Ne geliyor? Şimdi ince yaratığı büyük ihtimal bedava öldürebiliriz. Bir şey coinlemezse. Coinlese de iyi olur çünkü Twin Spell'den kurtuluruz. Unleashed Beast'ten kurtuluruz. Bakalım. Bu çok kötü tabii. Hiçbir şey ifade etmiyor şu an arkadaşlar. Gel abi. Yani arkadaşlar şu komboyu yaptıktan sonra iş çok rahatlıyor. Çünkü bakın coin bendeyse çok güzel. Coin bende değilse oraya kadar bir stres var. Ondan sonra artık arkadaşlar combo olayı stres değil. Çünkü zaten bu var. 6 mana 5'e 5 rush. Namussuz. Aa değil. O zaman yamuttum dayı sorry. Gel bakalım şöyle. 5-2-2'ye şöyle cevap verelim değil mi? En iyisi bu olacak. Gel abi. Böyle daha iyi oluyor. Hop. Ölmediğim stealth'teyim tekrar. Çok acımasız arkadaşlar. Bakın ve bu en kötü lucky yani. Ama tabii yerine göre hepsini kullanabiliyorsun. Şu an ufaktan oyun gidiyor adam için ben size söyleyeyim. Ne geliyor? Unleash the Beast. Unleash the Hound. Yanlış söyleyeyim. The Beast değil. Unleash the Beast şu an çok iyi değil. Nope. Doesn't cut it. Nope. Ne yapabiliriz? Şu Henge Clan'e inip. Okey. Unleash the Hound çıkarsa biraz sıkacak canımız ama. Çünkü ben komple giriyorum şu an. Gel abi. Double pay. The future is now. Arkadaşlar şöyle saçma bir hareket yapacağım. Unleash the Hounds arkadaşlar çok ezmesin bari. Yendim çünkü ben bu oyunu arkadaşlar. Çok özel kartlar çıkması lazım artık. Mümkün değil dönmesi yani. Özel kartlar çıkması sürece. Unleash the Hounds ağlatıyor tabi. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini öldürüyor. Ve sadece 3 manaya. Şimdi arkadaşlar adam azaldığı için ben Sound Bells'imle bayağı içeri damage geçirebiliyorum. Dispatch Codon direct damage. Cheap Shot'la önümü açabiliyorum filan falan değil mi? Bakın şu an Unleash the Hounds yoksa bitti zaten. Exposed Trap crap. Exposed Trap hiçbir şey olmaz. Kazanırım Exposed Trap'e oyunu. Olmaz Exposed Trap. Hayır. 12 yaptık bence. Unleash the Hounds varmış gibi de durmuyor adam.
Bir tek Unleashed Downs olur benim arkadaşlar gördüğüm kadarıyla şu an. Öldü. Bakalım arkadaşlar kaç vurabiliyoruz. Ya yani şimdi lethal çıkmayabilir tabii de. 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17 çıkıyor. Yok yetmez. 17 damage yetmez. Yalnız bir dakika. Her spell önünde artı 1, artı 2 bir şeyler. Bir şeyler. Bu bir damage vuruyor çünkü arkadaşlar. O da fena değil ha. Ben 4 spell atayım mı buraya? Bence atayım hadi. Al. Gel. Bir vur bakayım çocuğum. Aferin sana. Bir daha vur. Vur oğlum. Aferin koçuma. Bir daha vur. Zımboç. Bir daha vur. Bay bay. Bu deste 12-2 oldu. Çok güçlü arkadaşlar. Ben biliyordum zaten. Baştan 2-2 olmasına şaşırdım ama sonra açıldı. Vay be. Sonra? Daha bu var, bu var, bu var. Daha neler var yani? Magic kitten hadi öl bakalım. 12-2 easy. Wrecked. Rockstone. Şu an Rockstone. Evet. Şu an Rockstone. Çok korkunç. Aşırı korkunç yani arkadaşlar. Olacak iş değil. Bu ne be? 240 gold sadece. Yani arkadaşlar benim söylediğim o 3 karttan mümkün olan kartı çok alın. Bir sap bir assassin it. Yürüsün aranımız. Güzel peki. Hadi Legendary ver artık. Oo. Neyse 12'yi de koyduk abi.